muhasebeci, mali müşavirler odası olarak düzenlemiş olduğumuz kurumlar vergisi konulu seminerimize hoş geldiniz. Sayın yeminli mali müşavir Soner Ülgen'in sunumlarında gerçekleşecek olan seminerimizde kurumlar vergisiyle ilgili detaylı bilgiler edineceğiz. Sunumlarını yapmak üzere kendisini kürsüye davet etmeden önce oda başkanımız Sayın Hüseyin Halil'i seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etmek istiyorum. Evet sevgili meslektaşlarım, aslında hafta sonu yapmaya alışık olduğumuz bu eğitimleri hafta içine almak zorunda kaldık. Çünkü meslek takvimine baktığınızda hafta sonu için çok fazla zamanımız yok. Sayın yeminli mali müşavir Soner Ülgen de bizi kırmadı. O da hafta içinden, işinden ve özel yaşamından bize zaman ayırarak kurumlar vergisiyle ilgili engin bilgilerini bizimle paylaşacak. Kendisine şimdiden teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Bu arada çok kısa, iki gündür Ankara'daydık arkadaşlar. Başkanlar Kurulu, TÜRMOB'un Başkanlar Kurulu toplantıları vardı. Sosyal medyada da görmüşsünüzdür. Ben bu tarz toplantıları üstadımızın da çok hoşgörüsüne sığınarak sizin de vakitlerinizi çok fazla almadan kısa kısa bilgilendirmeler de yapmak istiyorum. Arkadaşlar Nisan ayı çok yoğun geçecek. Uzatma taleplerimiz her bir beyanname türü için TÜRMOB tarafından gelir dersine verilmiş durumda. Olumsuz karşılanacağına dair bir havada yok. Normal şartlarda bizden yönetici pozisyonda olan kişilerden çok bu konuda bu tarz bir açıklama duymazsınız ama gerçekten oradaki havada böyle olduğu için bunu sizinle paylaşmaktan, daha sonra bu semineri üstadımızın da izniyle odanın YouTube kanalına yükleyeceğimizden herkes oradan duyacak. Bakanlığın görüşü de bu konuda olumlu, beyan sürelerinin uzaması konusunda. Ama her halükarda 3,5 gün Ramazan bayramı, bir yılda 21 günde 23 Nisan olmak üzere 4,5 günlük bir iş kaybımız var. Belki de uzun zamandır meslek takvimimizin en yoğun olduğu aylardan birini yaşayacağız. Şimdiden belli şeyleri planlamaya çalışalım diyeceğim ama yani çok başka ne yapacağız diyebilirsiniz. Haklısınız ama şimdiden planlamaya çalışsak iyi olacak gibi görünüyor. Yine Başkanlar Kurulu toplantısından gündem maddelerinden bir tanesi genç meslektaşların mesleğe girişten sonra oryantasyon eğitimleri. Biliyorsunuz Bursa Odası bu konuda TÜRMOB'dan da bir tık, hatta iki tık önde. Çünkü biz Sayın Muharrem Kaya'nın adaylığı döneminde bu projeleri ortaya koymuştuk. Bu dönem seçimi kazandıktan sonra 3 yeni komisyon kurarak, genç komisyon, mentörlük komisyonu ve acil yardım komisyonu kurarak aslında aynı zamanda meslektaşlarımızın oryantasyonu ile ilgili de çalışmaya başladık. Bu önümüzdeki dönemde TÜRMOB'un ilk genel kurulundan sonra da bu oryantasyon çalışmaları merkez destekli olarak yürüyecek. Yine Başkanlar Kurulu'nda konuşulan konulardan bir tanesi 1-3 dönemi için geçici vergide enflasyon düzeltmesi %90 oranında uygulanmayacak. Ama bundan sonraki dönemler için enflasyon düzeltmesi kalıcı olarak hayatımızda. Bakanlık bu konuda gelir bekliyor arkadaşlar. Bakanlığın bu konudaki Soner Üstad'la da bu konuyu biraz konuştuk. Gelir beklentisi bizim beklentimizle örtüşmüyor. Dolayısıyla da enflasyon düzeltmesini, hani biz odada eğitimleri yaparken yeniden değerlemeyi anlatırken hep şunu söylüyordum. Bülent Bey'le yapmıştık sanıyorum yeniden değerlemeyi de, Sayın Bülent Fıçıcı ile. Arkadaşlar yeniden değerleme hayatınızda kalıcı olarak olacak. Bunu öğrenmeliyiz, yapmalıyız. Şimdi görüntü 2028'e kadar bir aksilik olmazsa enflasyon düzeltmesi meslek mensuplarının hayatında olacak. Dolayısıyla da cumartesi günü de bu konuyla ilgili Sayın Bülent Fıçıcı ile çok verimli olacağını düşündüğümüz bir uygulama eğitimi olacak. Ben bir konuda istirhamım olacak. Bu
izleyeceği için meslektaşlarımız kayıt yaptırırsanız arkadaşlar, salonu ve oturumu durumunu planlama noktasında bizim de elimiz rahat olur. Yani siz kayıt yaptırıyorsunuz 300 kişi, biz buraya 300 kişilik düşünüyoruz. Eğitim günü 600 kişi geldiğinizde emin olun sizden çok biz üzülüyoruz. Efendim bir grup arkadaşımız ya niye auditoriumu açmadınız diyor. Tabii ki açmak isteriz, auditoriumu ayarlamak isteriz ama biz belki fark ediyorsunuz uzunca bir zamandan beri bu planlamayı yapmak için kayıt almaya çalışıyoruz. Tersi örneklerde söz konusu yine gelir vergisiyle ilgili eğitimimize de yaklaşık 160 kayıt vardı. Orada da salona 110 kişi geldi. Biz şöyle düşünmüştük, 160 kayıt 220 gelir meslektaşlarımız. Gerçekten bir meslektaşınız olarak rica ediyorum. Sizin kayıt yaptırmanız size hiçbir şey kaybettirmeyecek. Biz burada eğitimi doğru planlayacağız. Üst sınıfları, koridorları, hatta mümkün olmuyorsa da dediğim gibi auditorium. Auditoriumdaki eğitimi çok faydalı bulmuyorum. O yüzden ısrarla burada kalmaya çalışıyorum. Yani birbirimizi hem göz hem ses olarak temasta bulunmalıyız eğitimde diye düşünüyorum. Ben faydalı bir eğitim olacağını düşünüyorum. Yine yaklaşan Ramazan bayramını da tüm meslektaşlarımın kutlamak istiyorum şimdiden. Belki cumartesi bir daha görüşeceğiz. Hepinizle cumartesi de burada olacağız. Ama olur ya aranızdan katılamayacak olanlar olursa onların, sevdiklerinin, kendilerinin, ailelerinin de bayramını şimdiden kutluyorum. Faydalı bir seminer olsun diliyorum. Umarım aklımızda kurumlar vergisiyle ilgili kalan sorularımızı da cevaplamış olurum. Başarılı bir seminer olsun diyorum arkadaşlar. Açılış konuşmasından dolayı Sayın Oda Başkanımız Hüseyin Ali'ye teşekkür ediyoruz. Sunumlarını yapmak üzere değerli konuğumuz Soner Bey'i kürsüye davet etmek istiyorum. Evet, Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım, öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi gündem aslında her ne kadar kurumlar vergisi gibi olsa da enflasyon muhasebesi biraz daha önümüzde bir daha belirgin bir sorun olarak görünüyor. İsterseniz ben de belki enflasyon düzeltmesiyle ilgili birçok eğitim almış olabilirsiniz ama sunuma başlamadan önce ben de biraz enflasyon düzeltmesi hakkında biraz bildiklerimi anlatayım. Bir de benden kısa soluklu bir dinlemiş olun diye düşünüyorum. Benim bakış açımı size bir belki yol haritası olması açısından katkı sağlar diye düşünüyorum. Ben diğer sunumuma bir geçeyim. Biraz bir 15-20 dakika enflasyon düzeltmesinden bahsedeyim. Biraz da bir şey var, örnek şey var, olayım var. O olayın da üzerinden birlikte biraz geçelim. Çünkü gündem enflasyon düzeltmesi ve yani iptal olmayacak arkadaşlar. Hepimiz 31-12-2023 tarihli bilançolarımızı düzelteceğiz. Belki bir ihtimal ilk geçici vergi dönemi için enflasyon düzeltmesinin yapılmaması söz konusu olabilir ama ikinci geçici vergi döneminden en kötü ihtimal ikinci geçici vergi döneminden itibaren enflasyon düzeltmesini yapabiliriz. Aslında enflasyon düzeltmesi arkadaşlar işin içerisine girdiğimiz zaman çok basit. Gerçekten çok basit. Enflasyon düzeltmesindeki en büyük zorluk veriye ulaşma zorluğu. Yani verilere sağlıklı ulaştığınız takdirde enflasyon düzeltmesini yapmak aslında basit matematiksel 3 işlem. 1. Düzeltme katsayısını bulmak için bölme yapıyorsunuz. Düzeltme işlemi için çarpma yapıyorsunuz. Enflasyon farkı için de çıkarma, toplama bile yapmıyorsunuz. 3 işlem. Şimdi tabii böyle konuşmak kolay diyorsunuz değil mi?
yaparız da, birlikte de yaparız, hiç sıkıntı yok. 25'e yakın bilanço düzelttim, çok büyük. Kendim bizzat yaptım. Oradaki deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Bir kere enflasyon düzeltmesinin ben size bir mantığını öğreteyim arkadaşlar. Şimdi bilançoyu benden daha iyi biliyorsunuz. Bir aktif tarafımız var, bir de pasif tarafımız var. Aktif tarafta her hesap enflasyon düzeltmesine tabi değil. Hangi hesapların enflasyon düzeltmesine tabi tutulacağı tebliğ ekinde belli. Parasal olmayan varlık hesaplarımız. Şimdi aktifleri enflasyon düzeltmesine tabi tuttuğumuz zaman aradaki enflasyon farkı gelir etkisi yaratıyor. Biz bunu 698 hesabın neyine yazıyoruz? Alacağına yazıyoruz. Pasif kalemleri ve öz kaynakları enflasyon düzeltmesine tabi tuttuğumuz zaman ortaya çıkan enflasyon farklarında 698'in borcuna yazıyoruz. Bu da gider etkisi. Gider etkisi gelir etkisinden büyük olduğu zaman aradaki fark nedir? Düzeltme zararı. Aksi durumda da düzeltme kârı. İlk yıl bu herhangi bir şekilde vergi etkisi yaratmıyor. Bir de bir noktanın altını çizeyim. Aktifteki parasal olmayan varlıkların düzeltmeye esas tarihleri ne kadar geçmişe gidiyorsa arkadaşlar, gelir etkisi o kadar büyük olur. Çünkü düzeltme katsayısının büyüklüğü enflasyon farkı hesabını da paralel olarak büyütür. Aynı şekilde pasifteki öz kaynak hesapları ve pasifteki diğer hesapların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasında düzeltmeye esas tarihlerimiz ne kadar geçmişe giderse düzeltme katsayımız o kadar büyük oluyor. Dolayısıyla da gider etkimiz o kadar büyük oluyor. Yani biz bir bilançoya bakarak düzeltme kârı veya zararı çıkabileceğini söyleyebilir miyiz? Bence söyleyemeyiz. Birazdan bir iki örnek üzerinde de sizlere göstereceğim. Ne yapmamız lazım? Düzeltmeye esas tarihlerini belirlememiz lazım. Zaten en büyük zorluk da o. Özellikle siz mali müşavir arkadaşlar bürolardan devraldığınız defterler dolayısıyla firmanın geçmiş hakkında çok bilgi sahibi olmadığınız için düzeltmede sizin en büyük zorluğunuz düzeltmeye esas tarihleri belirlemek açısından verilere ulaşamamanız. Şimdi tabii enflasyon düzeltmesini patronlara da anlatmak zor arkadaşlar. Şöyle ki şimdi ben ne dedim? 31.12.2023 tarihli bilançoyu düzelttiğimiz zaman enflasyon düzeltme kârı veya zararı çıkıyor. Bu ilk yıl vergi etkisi yok ama 2024'ten itibaren düzeltme zararını tekrar düzeltip gelir yazıyoruz. Bunu anlatabilir misiniz patrona? Düzeltme zararı çıktı. Bunu tekrar enflasyon düzeltmesine tabi tuttuk ve bundan dolayı bir kar çıkıyor. Şunu rahat anlatabiliyoruz. Düzeltme kârı çıktı. Bunu gider yazıyoruz. Yani düzeltme gider pasifte enflasyon kârı varsa bunu tekrar düzelttiğimiz zaman gider etkisi yaratıyor. Öz kaynak hesapları bildiğiniz gibi gider etkisi yapıyor. Buna itiraz eden yok. Bana diyor ki düzeltme zararının gelir etkisinin mantığı nedir diye soruyorlar. Ben çözemedim. Bülent, çözebilen var mı? Efendim? Anlamadım. Vergi. Kısaca vergi. Biraz aslında zorluğumuz şöyle arkadaşlar. Ben de aslında biraz mesleğin çok eskilerinden geliyorum. Ben de ticaret lisesi mezunuyum. Hani mali müşavirliğin ne hissettiğini veya ne yapmak istediğini çok iyi bilen bir insanım. Onun üzerine bir 15 yıllık hesap uzmanı geçmişim var. Onun üzerine bir 12 yıldır da piyasada bir yeminli mali müşavirlik tecrübem var. Şimdi enflasyon düzeltmesi aslında hayatımıza bir anda giriyor. Kavramlar da bir anda giriyor. İşte parasal olmayan varlık, parasal olan kaynak, parasal olmayan kaynak, işte düzeltme katsayısı, reel olmayan finansman maliyeti, birçok kavramla yeni tanıştığımız için bir de tebliğde mesela şu benim anlattığım şu ekranda gördüğünüz etkiyi hiçbir yerde bulamazsınız. Yani bu mantıkla anlatılmış olsa aslında belki biraz daha öğrenme adına daha kolay yol alabiliriz. Ben aslında şey düşünüyorum.
Enflasyon düzeltmesinin bir kere üniversitelerde ders olarak okutulması lazım. Mali müşavirlikte staja başlama döneminde yeterlik konularından, yeterlik derslerinden birinin de enflasyon düzeltme dersi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani biz altyapımızı oluşturmadan işte mesleğe 17 yıl önce, 20 yıl önce başlayan biri 20 yıl sonra enflasyon düzeltmesi diye bir kavramla karşılaşıyor. O da hepimizde bir ne yapıyor? İster istemez korku yaratıyor. Korkunun nedeni de aslında bir belirsizlikten kaynaklanıyor. Kısa zamanda işte Aralık'ta tebliğ çıktı. Bir iki ay önce de sirküler çıktı. Yani kaynaklar daha yeterli değilken biz şimdi kısa sürede düzeltme yapmak durumuyla karşı karşıyayız. Ama ben şunu gördüm. 20-25 yakın firma düzelttim. Düzelttikçe öğreniyorsunuz arkadaşlar. Tebliği sabahtan akşama kadar okuyun. Burada birlikte oturalım, tek tek okuyalım. O düzeltmeyi yapmazsak enflasyon düzeltmesini öğrenemezsiniz. Gelin size ben daha önce de eğitim almışsınız. Bunda hiç sıkıntı yok. Enflasyon düzeltmesiyle ilgili benim mesela örneğim var. Bunu LinkedIn'de de paylaşmıştım. LinkedIn'de beni takip eden arkadaşlar varsa ben tüm Türkiye'ye paylaştım yani enflasyon düzeltmesiyle ilgili örneklerimi. Şimdi ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar bir bilanço var hepinizin de benden daha iyi bildiği bir bilanço. Aslında baktığımız zaman düzeltmenin mantığı şu, biz buradaki aktifte veya pasifteki bazı kalemleri bir katsayıyla çarpıp düzeltilmiş bilançoya ne yapacağız? Düzeltilmiş tutarlarıyla aktaracağız. Aktif hesaplardaki enflasyon farkıyla pasif hesaplardaki enflasyon farkının arasındaki fark da düzeltme kârı veya zararı. Matematiksel bir denge. Şimdi biz bilançoyu aldığımız zaman bir kere sizin en çok karşılaşacağınız düzeltmede alınan, pardon bu tarafta ilk önce aktiften gidiyoruz, verilen sipariş avansları, stok hesapları, maddi duran varlıklar, pasife geliyoruz, alınan avanslar ve öz kaynak hesapları. Yeniden değerleme yapıyorsanız maddi duran varlıklarda zaten o işlem biraz daha kolay. Çünkü düzeltmeye esas tarih olarak en son yeniden değerleme yaptığınız tarih olduğu için oraya ulaşmanız biraz daha kolay. Ama hiç yeniden değerleme yapmadıysanız itfa süresini tamamlamamış amortismana tabi iktisadi kıymetler için onların defterlere kayıt tarihinin belirlemeniz en önemli adımlardan biri. Stoklar için gerçek yöntem ve toplaştırmış yöntem öngörülmüş. Hani stoklarda dönem ortalama düzeltme katsayısıyla basit bir formülle onu düzeltip stokları düzeltilmiş bilançoya aktarabilirsiniz. Onun bir zorluğu yok. Şimdi öz kaynaklara geldiğimiz zaman arkadaşlar öz kaynaklarda biraz şey biraz aksiyon filmi gibi enflasyon düzeltmesi. Bir, sermaye hesabının içini bilmeniz lazım. Çünkü sermaye hesabının içerisindeki bazı unsurlar düzeltmeye tabi değil. Yani ticaret sicil gazetelerinden firmanın sermaye arttırımlarını alacaksınız, Excel'inize koyacaksınız. Hangi tarihte, hangi unsurdan sermaye arttırımı yapılmış, onları tek tek belirleyip düzeltmeye esas tarihlerini belirleyip düzeltme yapmanız lazım. Yeniden değerleme değer artış fonu, bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması kanunu kapsamında sermaye ilave edilmiş bir fon varsa bunları düzeltmiyoruz. Düzeltilmiş bilançoda da bu tutarlar yer almıyor. Eğer ki sermayenin içerisinde de değilse arkadaşlar. Şimdi pasif alt tarafta bilançom biraz uzun da. Yine öz kaynaklarla ilgili dikkat etmeniz gereken şeylerden biri bazı öz kaynak hesapları düzeltilmeden düzeltilmiş bilançoya aktarılıyor. Bazıları ortadan kayboluyor. Maddi duran varlık değer artış fonu. Geçmiş yıl kârı, dönem kârı, geçmiş yıl zararı 698'in borcuna veya alacağına aktarılarak kapatılıyor. Yani sizin düzeltilmiş bilançoda bunlarla pardon düzeltme yaparken bunlarla bir düzeltmede işiniz yok. Bunları direkt 698 hesaba aktarıyorsunuz. Tekrar ediyorum MDV değer artış fonu, geçmiş yıl kârı, dönem kârı, geçmiş zararı varsa dönem zararı yani kar veya zarar olabilir. Şimdi tabii
Gündemde de şey var, yani bazı firmalarımızda canlı örnek olarak şunu yaşadık. Düzeltme öncesi bilançoda kar var, düzeltilmiş bilançoda zarar var. Nasıl kar dağıtabiliriz diye. Ben aslında orada benim kişisel görüşüm şu. Biz her ne kadar 31-12-2023 tarihli bilançoları enflasyon düzeltmesine tabi tuttuğumuz zaman ortaya çıkan karı veya zararı vergi matrahıyla ilişkilendirmiyorsak düzeltme işleminin de kar dağıtımına etkisinin olmaması lazım. Yani kar dağıtımı ile ilgili kararlar artık düzeltilmiş bilançoya göre 1-1-2024'ten sonra hüküm ifade etmesi lazım. Ama bildiğim kadarıyla Ticaret Bakanlığı'nın bir düzenlemesi olacak bu konuyla ilgili. Düzeltme sonucu bir zarar çıkarsa kar dağıtımı yapamazsınız diye bir düzenleme olacak gibi. Benim de burada çözüm noktam, biz yaptık da dönem karını ben olağanüstü yedekleri aldım. Olağanüstü yedekleri aldım ve oradan dağıtmayı düşünüyorum. Çünkü enflasyon muhasebesi bizim 19 yıllık bir birikimin sonucu arkadaşlar. 19 yıllık bir birikimi 31-12-2023 tarihli bilançoya yüklerseniz çok yüksek zarar da çıkabilir. Çıkıyor da. Yani birazdan örnekte de göstereceğim. Kar da çıkabilir. Kar çıkarsa sorun yok ama bu noktada da böyle bir sorun var. Yine öz kaynak hesapları içerisinde kayda alınan emtia karşılığı var arkadaşlar. Düzeltilmiş bilançoya düzeltilerek aktaracaksınız. Bakın düzeltip aktaracaksınız. Ama ortaklar bu parayı çekerken enflasyon farkını çekemez. Ona da dikkat edin. Çünkü öz kaynak hesaplarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucu ortaya çıkan farklar, yani 502 sermaye düzeltme olumlu farkı, hisse senedi ihraç primi enflasyon farkı, yasal yedek enflasyon farkı, kayda alınan emtia karşılığı enflasyon farkını sadece düzeltme sonucu ortaya çıkan düzeltme zararına mahsup edebilirsiniz. Yani bu düzelttiğiniz bilançoda eğer ki arkadaşlar düzeltme zararınız çıkarsa, bilançoda bu zararın da görünmesini istemiyorsanız 502 sermaye düzeltmesi olumlu farkı veya diğer öz kaynak enflasyon fark hesaplarıyla bu zararınızı ortadan kaldırabilirsiniz. Şimdi güzel bir soru. İsminiz? Ömer. Çok teşekkür ederim. Güzel bir noktaya parmak bastınız. Arkadaşlar sohbet ortamındayız. Kafanızdakini anında sorun. Çünkü kafanızdakiyle yaşarsanız bana konsantre olamazsınız. Anında sorun. Sohbet ediyoruz yani. Ankara'dan bunun için geldim. Muhabbete. Hiç sıkıntı yok. Bu arada ben sizi takip ediyorum. Bunu yazdım. At yaptınız. Şimdi ben bu şeyi LinkedIn'den takip ediyorsanız bu 503 sermaye düzeltmesi olumsuz farkı. Bir kere sermaye düzeltmesi olumsuz farkı nedir? Bir onu anlatayım arkadaşlar. Biz dedik ya, sermaye hesabını düzeltirken sermayenin içerisindeki bazı unsurları düzeltmeye tabi tutmuyoruz. Tescilli sermayenizin içerisinde düzeltmeye tabi unsurlar, düzeltmeye tabi olmayan unsurlardan küçükse, örneğin 100 milyonluk sermayenin 90 milyonu MDV değer artış fonuysa, sadece 10 milyonu düzeltirseniz, 10 milyonu düzelttiniz 20 milyon oldu, tescilli sermayeniz 20 milyon, 80 milyon sermaye düzeltmesi olumsuz farkı yazarsınız. Sermaye düzeltme olumsuz farkının enflasyon fark hesaplarıyla kapatılıp kapatılmayacağı konusunda bir belirsizlik var. Benim kişisel düşüncem, daha önce Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı bir dokümanda, hatta bu taslakta da yer alıyor. Siz eğer ki sermaye düzeltmesi olumlu farkı veya olumsuz farkı varsa, olumlu farkını sermaye ilave etmeziniz için olumsuz farkı kapatıp ondan sonra sermaye ilave etmeniz gerekir diye bir şeyleri var, düzenlemeleri var. Benim kişisel görüşüm kapatılabilir ama bunu yapmadan önce de bence bu konuyla ilgili ben görüş isteyeceğim mesela. Benim bir mükellefim de var. Bir görüş istemekte fayda var diye düşünüyorum. Yani ne olur ne olmaz. Bununla ilgili
Ben 2003-2004 uygulamasına da baktım. Hani bununla ilgili bir soru sorulmuş diye kimse sormamış. Öyle bir görüş de yok. Ama 503 sermaye düzeltme olumsuz farkın düzeltme karıyla mahsup edilip edilmeyeceğini bir vergi idaresine sormakta fayda var arkadaşlar. Şimdi benim örnek kapsamlı biraz da. Ben size bununla, bu örneği sizle paylaşırım. Ben şimdi şeye geleyim. Yani aktifte düzeltmeyi esas hesapları belirledik. Pasifte düzeltmeyi esas hesapları belirledik. Zaten bizim en çok karşılaşacağımız öz kaynak hesapları arkadaşlar. Pasif açısından, aktif açısından da maddi duran varlıklar ve stok hesapları. Bakın aslında enflasyon düzeltmesini şurada ekranı rahat görebiliyorsunuz değil mi? Biraz küçülteyim mi şunu? Ha şöyle yapayım da. Aktifte gördüğünüz üzere enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak hesapları belirledim. Tebliğ ekinde var. Düzeltmeyi esas tutarlar da belli. Bir reel olmayan finansman maliyeti kısmı sizi sıkıntıya sokabilir. Onu da bir sunumun birazdan onu da basitçe anlatacağım size. Bakın sizin 31.12.2023 tarihli düzelttiğiniz bilançoda, ilk önce çıkarttığınız bilançoda hisse senetleri 3 milyon olarak yer alıyor. Biraz önceki bilançoda. Ben bu hisse senedini ne zaman satın aldıysam 31.12 üfeyi satın aldığım tarihteki üfeye bölüyorum. Ortaya çıkan düzeltme katsayısıyla hisse senedini çarpıyorum. Bakın hisse senedini enflasyon düzeltmesine tabi tuttum. Düzeltme öncesi tutarla düzeltme sonrası tutar arasındaki fark da 698'in alacağına hisse senedi enflasyon fark hesabı olarak kaydediyorum. Düzeltme işlemi bu kadar basit. Sadece düzeltmeye esas tarihlerin belirlenmesi özellik arz ediyor. Sunumumun başında şunu söylemiştim. Düzeltmeye esas tarih ne kadar geçmişe giderse arkadaşlar düzeltme katsayısı o kadar yüksek. Dolayısıyla aktif hesaplar içinde gelir etkisi o kadar büyük olur. Tabii siz soruyorsunuz şimdi aktif hesaplarda hisse senetlerinde niye enflasyon düzeltmesi farkı bir gelir etkisi yaratıyor? Niye gelir? Yani ben hisse senedini aslında satmadım. Bu gelir artışından da vergi öder duruma gelebilirim. Çünkü aktifteki bütün hesapların düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan farklar ne etkisi yaratıyordu arkadaşlar? Gelir etkisi yaratıyordu. Yani diğer hesaplar da aynı mantıkla düzeltmeye tabi tutuluyor. Sadece şunu söyleyeyim. Yeniden değerleme yapan var mı arkadaşlar? Yani yeniden değerleme yapan arkadaşlar varsa en son yeniden değerlemeyi 39'da yapmış olmanız lazım. 34.80'le. Dolayısıyla 31.12.2023 itibariyle bu iktisadi kıymetleri enflasyon düzeltmesine tabi tutarken 39 tarihi yani 31.12.2023 üfesini 39 üfesine bölerek düzeltme katsayısını belirleyip düzeltme yapacaksınız. Geçici 31'den yararlanmış olabilirsiniz. Ondan sonra hiç yeniden değerleme yapmadıysanız Mayıs 2021 üfesine böleceksiniz. Geçici 32'den yararlanıp ondan sonra hiç yeniden değerleme yapmadıysanız geçici 32'den eğer 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle yararlandıysanız o tarihteki üfeye 31.12.2022'de yararlanmışsanız o tarihteki üfeye böleceksiniz. Bu söylediğim tarih dışında bir tarih olmaz arkadaşlar yeniden değerlemede. 31.5.2021 31.12.2021, 31.12.2022 ve 39.2023 yaptığınız yeniden değerlemenin niteliğine göre düzeltmeye esas tarihleri belirlerken dikkat alacağınız yurt içi üfeler arkadaşlar. Bazı anlattığım şeyleri bakın. Bu örneğimde mesela 150 milyonluk bir sermaye var. Ben sermayenin içerisinde 65 milyon değer artış fonu 25 milyon liralıkta varlık barışı kapsamında sermaye eklenmiş fon var. Bakın düzeltme yaparken sadece nakit ve geçmiş yıl karlarını düzelttim. Bakın değer artış fonuyla diğer fonda karşılığında herhangi bir düzeltme yok. Benim enflasyon düzeltmesi sonucu tescil edilmiş sermayem değişmiyor arkadaşlar.
Bunu vurgulayalım. Benim neyim değişiyor? İki kalemi düzelttim. Düzeltme öncesi tutarla düzeltme sonrası tutar arasındaki fark da benim için nedir? 502 sermaye düzeltmesi olumlu farkı. Yani tescil edilmiş sermaye bilançonuzda değişmiyor. Bakın bu da pasif hesapların düzeltilmesi. Bakın tekrar örnek üzerinden anlatıyorum. Bakın geçmiş yıl kârları düzeltilmiyor. MDV değer artış fonu düzeltilmiyor. Dönem zararı, dönem kârı hiçbiri düzeltilmiyor. Kaydalanan emtia karşılığını düzeltiyorum. Hisse senedi ihraç primi çok yaygın olmasa da hani firmalarda karşı karşıya kaldığımız bir öz kaynak hesabı. Bu da düzeltilmiş bilançoya, düzeltilmiş tutarıyla dikkate alınıyor. Yine en çok belki bilançolarınızda karşılaşacağınız hesaplardan biri de yasal yedekler. Yasal yedekleri de ayrı deftere kayıt tarihi itibariyle belirleyip her yıl itibariyle ayrı ayrı düzeltmeye tabi tutuyorsunuz arkadaşlar. Yani enflasyon düzeltmesinden çok korkmayın. Ben size örnekleri paylaşacağım. Bir şey yapın, yani bir bilanço alın, bir Excel formatı da göndereyim size. Kendiniz düzeltin. Bir iki hesabı düzeltirseniz kendinize de güveniniz gelir arkadaşlar. Bir daha söyler misiniz? Ben bir şunu çıkartayım. Bakın, sermayenin içerisinde de olsa, sermayenin dışında da olsa MDV değer artış fonu düzeltmeye tabi tutulmuyor. Sermayenin içerisinde, sermayenin içerisinde kalmış oluyor. Sermayenin dışında da 698'in alacağına aktarılarak kapatılıyor. Bakın ben size hemen muhasebe kayıtlarına geleyim de daha sağlıklı anlatmış olayım. Bakın, ekranda bakın, geçmiş yıl karını 698 enflasyon düzeltme hesabının alacağına kaydettim. Düzeltmeden attım yani. Ortadan kaybettim. Dönem karını da kaybettim. MDV değer artış fonunu da kaybettim. Düzeltmedim. Aynı tutarı 698'e aktardım. Evet, kapatıyoruz. Yani hokus pokus yapıyorsunuz. Düzeltme karı hesabına veya zarar hesabına aktarmış oluyorsunuz. Ya enflasyon düzeltmesini tabii biz biraz çok emek verdik. Yani bir aksiyon filmi gibi. Yani nerede ne yapacağınız, yani şimdi aktif hesaplarda ne yapmanız gerektiğini söyleyeyim. İşte dedim ya, alınan sipariş, pardon, verilen sipariş avansları, stoklar, maddi duran varlıklar, işte haklar. Düzeltmeye esas tarihlerini belirlemeniz gerekiyor. En önemli şey bu. Öz kaynağa geliyoruz. Alınan sipariş avansları var. Orada da verdiğiniz avans tarihi itibariyle düzeltme yapacaksınız. En büyük aksiyon şey de öz kaynakta. Sermaye hesabının içeriğinin fotoğrafını çekmeniz lazım. Hangi unsurlardan oluşuyor? Ne zaman arttırım yapılmış? Çünkü bazısında ödeme tarihi, bazısında tescil tarihi, bazısında da hiç düzeltme yok. Şöyle, avansları da yeri gelmişken söyleyeyim. Siz avansı alırken veya verirken bir fiyat, yani bir anlaşma yaptınız 10 milyonluk, fiyatlar sabit. Yok, yok. Öyle bir şey yoksa düzeltmeyin. Yani orası. Evet. Efendim? Cari hesapsa düzeltmeyin. Onları düzeltmeyin. Ya zaten şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili tabii şöyle, ileride yapılacak denetimlerde siz her ne kadar 31-12-2023 tarihli bilançolarınızı düzeltmeniz sonucunda ortaya çıkan kar veya zarar vergi matrahı ile ilişkilendirilmese de o kar veya zarar tekrar gelir veya gider etkisi yaratacağı için izleyen dönemlerin vergi matrahını etkileyecek. Dolayısıyla sizin 2027 yılınız incelense bile gelip sizden 2023 enflasyon düzeltme kayıtlarınızı isteyebilirler. O yüzden bu düzeltmede çok titiz davranın. Çünkü etkisi önümüzdeki, aslında zaman aşımını geçen bir etkisi var. O düzeltme kârı, zararı
sürekli gelir gider etkisiyle vergi matrağına etki yaratacak. Ortaklar cariden alarak tabii şöyle ticaret kanununa izin veriyor zaten. Yani geçmiş zararlarının ortaklarca karşılanması yönünde bir yönetim kurulu kararı alırsınız. 330 bile de kapatabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Şimdi bakın ben burada bir düzeltmiş bilançoyu da ekrana getireyim. Ya yeni bir bilanço çıkartıyoruz aslında arkadaşlar. Düzeltmeye tabi olmayan kalemler aynen aktarılıyor. Düzeltilmiş kalemler de düzeltilmiş tutarlarıyla aktarılıyor. Bakın şu size göre pembe mi? Renk ne renk buraya? Turuncu mu? Ha turuncu vallahi biraz renk. Turuncu kalemler kahverengi belki etki yaratabilir. Bakın düzeltilen kalemler. Tamam mı? Bakın benim dikkatinizi çekeyim. Örnekte düzeltme öncesi 190 milyon geçmiş yıl karı 44 milyon lirada dönem karı olan firmada düzeltme sonucu 226 milyon zarar çıktı. Kar dağıtımı belirsizliği var. Bakın bu 226 milyona ben nasıl ulaşabiliyorum biliyor musunuz? Bu pembelerdeki farkları aktifteki pembe farklarını pasifteki pembe farklarıyla karşılaştırdığım zaman yani pasifteki pembe farklar aktifteki pembe farklardan büyük olduğu için aradaki fark 226. Aradaki bir matematiksel denge. Evet arkadaşlar yani tabii enflasyon düzeltmesini daha önce de dediğim gibi bir bilanço alıp düzelterek ilerleyebilirsiniz. Ben size bir örnek bir Excel'de paylaşacağım. Bakın bir örneğim daha vardı. Onu da kısa bir şey göstereceğim size. Şu tabloya geleceğim. Bunları size paylaşacağım arkadaşlar. Bakın demiştim ya aktif hesaplardaki düzeltmeye esas tarihleri ne kadar geçmişe giderse düzeltme katsayım o kadar büyük o kadar da gelir etkimi olur. Maddi duran varlıklara bakar mısınız? Düzeltmeye esas tarihler çok geçmişe gittiği için düzeltme katsayılarım yüksek. Yarattığım gelir etkisine bakar mısınız? Binada 2 milyarın üzerinde bir gelir etkim var. O bina mesela daha yakın bir tarih olsaydı düzeltme katsayım daha düşük gelir etkim daha az olacaktı. Yani enflasyon düzeltmesinde karşı karşıya kaldığınız bir bilançonun düzeltilmiş bilançoya etkisinin ne olacağını düzeltme katsayılarını bilmeden, ortaya koymadan yorumlayamazsınız arkadaşlar. Şimdi tabii bu olayın düzeltme kısmı. Bizim tabii şöyle bir şey var arkadaşlar. Keşke enflasyon düzeltmesini hep birlikte çok erken öğrenseydik. Yani hayatımıza enflasyon düzeltmesi sürpriz diye girdi. Öyle değil mi? Hepimizin hayatına girdi. Biz mükelleflerimizi doğru yönlendirebilirdik. Çünkü bazı bilançolarda özellikle öz kaynak yapısı güçsüz firmalarda 2024 ve izleyen dönemlerde gelir etkim yüksek, gider etkim düşük olduğu için enflasyon karından dolayı mükellefler vergi öder duruma gelecekler. Düşünsenize bir TL banka kredisi kullanarak yatırım yapıyorsunuz. Atıyorum yapılmak sadece şöyle düşünün. Bilançonun pasifinde 300 milyon banka krediniz var. 250 milyon liralık yapılmakta olan yatırımınız var. 10 milyon da sermayeniz var. 31-12-2023 tarihli bilançoyu birlikte düzeltelim. Yapılmakta olan yatırımları ne yapacağım? Her aylık harcama tutarlarını 31-12-2023'e getireceğim. Doğru mu? Daha aktifleştirilmiş bir şeyim yok. Fabrika kuruyorum düşünün. Yatırım dönemindeyim. Komple yatırım yapıyorum. Banka kredisini düzeltmeyeceğim. Sermayeyi düzelteceğim koyduğum tarihten itibaren. Nakit vermiş olalım. Gider etkim düşük. Gelir etkim yüksek. Düzeltme karım var.
İzleyen dönemde o yapılmakta olan yatırımın gelir etkisi, öz kaynaktaki gider etkisinden büyük olduğu sürece ne olacak? Hiçbir şeyim yok, vergi öder duruma geleceğiz. Şimdi patronlar işte bu noktada size diyecekler, niye beni uyarmadınız diye. Vallahi bilmiyorum yani. O yüzden arkadaşlar spor yapıyoruz, kickboksa gidiyoruz. Hem tahsilat sorunu olmuyor hem de böyle silahlı saldırıya karşı kendinizi savunabilirsiniz. Değil mi? Özellikle bayanlar bu Wing Chun diye bir savunma sporu var. Onu bir araştırın. Şey o aslında bayanların kendisini koruması için geliştirilmiş bir savunma sporu, felsefesi olan bir spor. Siz de erkekler de yapabilir canım. Yani bu tarz şeylere savunma şeyine ihtiyacımız olabilir dediğimiz gibi. Evet arkadaşlar, enflasyon düzeltmesiyle ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Yani tabii buyurun. Şöyle 549 hesap yenileme fonu hesabı. Yenileme fonu hesabını düzelterek ilerliyoruz. O onu düzelterek düzeltilmiş bilançoya aktarıyoruz. Kapatmıyoruz. Evet. Yani bir dakika yanlış görmeyin. Doğru görün. Biraz önce mi gördünüz? Hemen açalım. Yok, onunla ilgili değil. Şöyle bakın. Kapatılan bir 549 yok. 549 hayır kapatılmıyor. Bakın düzeltiliyor. Yenileme fonu örneğimizde düzeltiyorum. Öz kaynak hesabının enflasyon farkında 698'e borç yazıyorum. Gider etkisi. Tamam. Yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Evet şimdi kurumlar vergisine dönelim mi? Tabii kurumlar vergisinin de en büyük parçası enflasyon düzeltmesi. Ne zaman rahat edeceğiz? Değil mi? Hep rahat olanlar var o zaman. Ya bu meslek aslında şöyle. Gittikçe zorlaşan bir meslek. Gerçekten. Hani şöyle biz YMM olarak biraz daha hani böyle biraz daha şanslıyız. Yani vergi altyapımızda işte devletteki o görev dolayısıyla çok ciddi bir eğitim aldık. Yani ben enflasyon düzeltmesi tebliğini, sirkülerini okumak için yani gerçekten bir sağlıklı 15 güne ihtiyacınız var. Yani hiç kimse sizi rahatsız etmeyecek. Şöyle huzurlu bir şekilde okuyacaksınız. Ondan sonra da öğrenmeyeceksiniz aslında. Biraz fikir sahibi olacaksınız. Tamam mı? Öğrenme garantisi yok. Öyle biz garantili iş yapamıyoruz. Tercüme ettireceksiniz. Ya şöyle daha basit bir dilde yazılabilir. Yani ben hep şey diyorum. Bakın sahada şimdi bizim tebliğlerin uygulamaya yön vermesi lazım. O anlamda da aslında 155 nolu vergi usul sirküleri gerçekten çok güzel hazırlanmış. Hani en azından uygulamaya yönelik. Çünkü siz okuduğunuzu uygulayacaksınız meslek mensupları. O yüzden uygulama ağırlıklı düzenlemeler olursa çok daha sağlıklı olur. Ben zaten enflasyon düzeltmesini ilk yaparken bir kere tebliği okudum. Hemen bir bilanço aldım. Düzelttim. Yani biraz mantığını öğrenmek için iyi ki de onu yapmışım. Düzeltmeden öğrenemezsiniz arkadaşlar. İsterseniz ben size özel ders vereyim. Öğrenemezsiniz. Eğitim. Yaptıkça evet yani daha ya, arkadaşlar aynen. Şimdi şöyle bizim hani matematikten korkmamamız lazım. Matematik yani bu işi matematiği seven biri olarak yani sevmeniz lazım daha doğrusu kolay bir şekilde yapmak için enflasyon düzeltmesini. Matematik de bir sağlıklı bir şeydir. Zihinsel enerji üretirsiniz. Olumlu tarafını söylüyorum. Genç kalırsınız. Nurcan Hanım değil mi? Evet. Öyle. Matematik.
Arkadaşlar ya çok özür dileyerek bir telefon vardı. Alo. Ha benim üstad ben iyi. Ben tabii şöyle, dediğim gibi etkileri yeni değer üzerinden amortisman ayırıyorsunuz. Ama şöyle düşünün, bir oteliniz var mesela, oteli bir değerliyorsunuz, çok korkunç bir gelir etkisi yaratıyor ama amortisman etkisi 40 yıl 50 yıl. İşte bu firmanın sektörden sektöre değişiyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi firma bazında girip içerisine düzeltmeyi yaptıktan sonra onu yorumlayabiliriz. Yoksa genel bir yorum yapmak çok zor. Enflasyon düzeltmesinde. Ben bir şey yazmıştım beni takip edenler. Matematiksel işlem yapmadan enflasyon düzeltmesiyle ilgili yorum yapmayın diye. Hatırlıyor musunuz? Var mı? Hatırlıyorsunuz. Niye? Yani ben bir bilançoyu aldığım zaman düzeltmeye esas tarihlerin düzeltme katsayısını inanılmaz yukarılara taşıyabileceği bir durumda benim gelir gider etkisini tahmin etmem veya izleyen dönemlerde bunun vergisel etkilerini söylemem yanlış olur. Matematik bir bilim. Matematiksel işlem yapmadan yorum yapamayız. Biraz kurumlar vergisi konuşalım arkadaşlar. Kurumlar vergisiyle ilgili de birçok şeyi biliyorsunuz ama biraz birlikte benim de yaşanmışlıklarımı anlatarak üzerinden geçelim. Buyurun. Evet Yunçuk. Patronlara işte sporu yapıp böyle gideceksiniz patronların karşısına. Ya şöyle şimdi bakın ben aynı zamanda ben Ankara Ticaret Odası'nda meslek komite başkanıyım. Öyle bir sivil toplum kuruluşunda bir görevim de var. Ben mesela oradaki patronlara söylüyorum bunu, haberleri yok ki. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği var, bir sürü danışmanları var. Biz şimdi enflasyon muhasebesi gelince biz şöyle anladık diyorlar. İşte bizim bir karımız var atıyorum 100 birim. Enflasyon %60, 40 birim üzerinden vergi ödeyeceğiz. Çok güzel değil mi? Çok. Öyle ama işte bu enflasyon düzeyi. Ya bu mesela ben bulamadım da bizim 16 yani zaman bulursanız gelin 16 Nisan'da Ankara Ticaret Odası'nda bir enflasyon düzeltme çalıştayı yapacağız. Bu olayın biraz daha felsefesi. Mesela bir üstadımız var Nazmi Karyağdı Üstad. Mesela Arjantin uygulamasını anlatacak. Yani bu enflasyon düzeltmesini biz yazmamışızdır arkadaşlar. Bunu bir yerden copy paste aldık. Ben de işte onun için soruyorum. Diyorum ya bana patron soruyor. Cevaplayamıyorum ya. Düzeltme zararı var. Biraz önce vardı ya 226 milyon çıktı ya. Ben bunu 226 milyonu ilk geçi vergi döneminde düzeltip gelir yazacağım diyorum. Nasıl yani diyor. Zarar gelir mi olur diyor. Buyurun cevaplayacak var mı? Benden tecrübeliler de var aramızda. Bazen biz tur farkı gelirlerini anlatan. Evet yani. Para mı kazanmıştım zaten bir daha niye vergi veriyor? Evet arkadaşlar, herkes kendi mükellefiyle baş başa kalacak. Kaderiyle daha doğrusu. Buradan ilerleyelim. Şimdi arkadaşlar, kurumlar vergisi oranını koydum da niye koydum biliyor musunuz? Ya şöyle bir bakıyoruz. Son 5 yılda kurumlar vergisi oranını say desem kimler sayabilir? Dur ben bir sayayım. 17, 18, 19, 20... Ben de sayamadım. Kafam karıştı. Neyse yani en azından bu yıl biliyoruz. Birinci dönem geçici vergi döneminde şeydi 23'tü. Yok 20'ydi pardon. 20'ydi sonra 25 diye devam ediyor. Yani kurumlar vergisi oranı gerçekten şey biraz sıkıntı. Şöyle bir ekrana dalayım da %25 şu an cari
oran genel olarak işte bankalar ve sigorta kurumları için %30, ihracat faaliyetinden elde edilen gelirler için %20, üretim için %25, halka arz edilip %20'sini halka arz eden şirketlerde 23, 5 yıl süreyle. İşin içerisinde bir de indirimli kurumlar vergisi girerse 7,5 olabilir, 5 olabilir ya da daha farklı oranlar da olabilir. Aslında şöyle oluyor. Şimdi indirimli kurumlarla ilgili biraz daha şey yapacağım, bahsedeceğim de. Şimdi bazı mükelleflerde ihracattan elde edilen gelir var, üretimden elde edilen gelir var, indirimli kurumlar vergisi var. Eğer ki indirimli kurumlar vergisi bu ikisinden yüksekse sıkıntı yok. En azından olayı burada çözüyorsun. Eğer bundan düşükse bu kez bir de genel olana tabi matrah. Yani bazen birden fazla yatırım teşvik belgen de varsa, bizim bir firmada var, 6 değişik kurumlar vergisi oranı uyguluyoruz. 24, 20, onun üzerinden indirimli kurumlar, genel orana tabi matrah. Gerçekten bu kuyumcuya gittiğiniz zaman kuyumcu matematiği vardır değil mi? Bazen hanımla gidiyoruz, bir şey alacağız. Adam bir hesaplıyor. Ya dedim şunu bana bir öğret. Nasıl hesaplıyorsun hani? Yani oradan topluyor, çıkartıyor, sonra da bir indirim yapıyor. Zaten fiyatı neydi de bilmiyoruz ki yani. Hani enflasyon düzeltmesinden daha karışık işler de var arkadaşlar. Evet, devam edelim. Şimdi arkadaşlar, iştirak kazançları istisnası en çok karşılaştığımız istisna türü. Bir de vergi incelemelerinde bazen istisnalara yönelik inceleme yapıyor vergi müfettişleri. Diyor ki iştirak kazancı istisnasına bir tutar yazmışsın, şartlara haiz misin değilsin. Biliyorsunuz bir kurum başka bir kuruma iştirak ettiği zaman, diğer kurum kar dağıttığı zaman orada kurumlar vergisine tabi tutulduğu için mükerrer vergilemeyi önlemek adına ne yapılıyor? Bu kurumda iştirak kazancı istisnasına konu ediliyor. Burada temel nokta tam mükellef bir kurumdan elde edilmiş olması. İştirak kazancı istisnası mutlak bir istisnadır arkadaşlar. Mutlak. Yani vergi inceleme elemanları bunu re'sen göz önüne almak zorunda. Siz sehven iştiraklerden temettü gelirine yazdınız, istisnadan yararlanamadınız. Yararlanmadınız yani, bilmiyorsunuz veya unuttunuz. Bunu tekrar düzeltme beyannamesiyle istisnaya konu edebilirsiniz. Şimdi bir nokta var. Buna biraz ben de özel çalıştım. Şimdi bu yatırım fonlarına biraz şirketler çok özel ilgi gösteriyor. İşte girişim sermayesi yatırım fonu alıyor. Ya da girişim sermayesi yatırım ortaklığından hisse senedi alıyor. Veya diğer likit fon, işte %30 altın, %40 hisse senedi, bir takım fonlara yatırım yapılıyor. Şimdi uygulamada ben en çok gördüğüm konulardaki eksik konulardan biri bu. Mesela sizin firmalarınızın yatırım fonu yatırımı varsa, siz bunu dönem sonunda borsa raci ile değerleyip aradaki farkı gelir yazıyor musunuz? Tabii son değeri aldık, aradaki farkı yazdık. Şimdi şöyle, 15 Temmuz 2023 tarihinden önce bütün yatırım fon ve ortaklıklarından elde edilen gelirler kurumlar vergisinden istisnaydı. Yani biz ne yapıyorduk? Girişim sermayesi yatırım fonu aldık veya gittik likit fon aldık. 31.12.2023 değeriyle, 15 Temmuz'undan önce aldıklarım için konuşuyorum, aradaki farkı gelir yazıyoruz. Kurumlar vergisi beyannamesinde de iştirak kazancı istisnasına konu ediyoruz. Şimdi kodunu vereceğim. Birazdan ekrana yansıyacağım. Bazıları bunu değerlemiyor. Özellikle Arke ve Teknokent firmalarının istisnadan yararlandıkları tutarın %2'si kadar ne almaları lazım? Girişim sermayesi yatırım fonu almaları lazım. Belki o noktada karşı karşıya kaldığınız bir şey olabilir, uygulama olabilir. Neticede yatırım fon ve ortaklıklarını dönem sonunda değerlemeye tabi tutup aradaki farkları gelir yazıp kurumlar vergisinden istisna etmeniz lazım. Ama 15 Temmuz 2023'ten sonra arkadaşlar, yatırım fon ve ortaklıklarından elde edilen gelirlerin istisna uygulaması biraz daraltıldı. Bu sadece girişim sermayesi yatırım fonu ve
yatırım ortaklıkların hisse senetleriyle sınırlı hale geldi. 15 Temmuz'dan sonra gittiniz likit fon aldınız, gittiniz %30'u hisse senedine, %25'i altına bağımlı bir fon aldınız. Buradaki değerleme faktörü kurumlar vergisine tabi. Ama bu fonu 15 Temmuz'dan önce aldınız, hala satmadıysanız da hala istisna uygulamasına devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bu piyasada çok bilinmeyen bir konu, yatırım fon ve ortaklıklarının. Hatta kurumlar vergisi beyannamesinde bakın. E-beyanname programında şu gözlüğümü bir takayım. 297, 98, 99 ve 386 kodları var istisna uygulaması ile ilgili. Bu kodları çok herhalde kullanmıyoruz. Kullanan var mı arkadaşlar bilmiyorum. Yani firmalarınızın yatırım fonları varsa girişim sermayesi yatırım fonu, girişim sermayesi, yatırım ortaklığı, hisse senetleri, bunları borsa rayiciyle değerleyip onları da kurumlar vergisinden istisnaya konu etmeniz lazım. Diğer yatırım fon ve ortaklıklarını da 15 Temmuz öncesi edindiyseniz, henüz satmadıysanız da istisna uygulamasına devam edebilirsiniz arkadaşlar. Orada örnek vereyim, 31-12-2023 tarihindeki bankamıza vermiş olduğu son fiili piyasa değeri var. Aynen öyle. O işte borsa rayici o. O borsa rayici o. Yani çünkü bazen borsada işlem görmeyen... Yok borsa şey, borsa rayici dediğim o fonun piyasa değeri. Hani borsa deyince illa İMKB'ye gitmeye gerek yok. Burada ekrandaki sunumda zaten ayrıntılı anlatıyorum. Sunumda paylaşacağım. Mantığını anlatmaya çalışacağım. Çok sıkıcı olmadan. Bir de arkadaşlar... Biliyorsunuz taşınmaz satış kazancı istisnası en çok uyguladığımız istisna türünden biriydi. Ne yapıyorduk? İlk başta taşınmaz satış kazancında istisna %75'ti. %50'ye düşürüldü. Şimdi de %25'e düşürüldü. 15 Temmuz 2023'ten sonra alınanlarda istisna kaldırıldı. Şu an istisna uygulaması sadece 15 Temmuz 2023'ten önce aktife girilen taşınmazlar için geçerliliğini koruyor arkadaşlar. KDV istisnası da aynı şekilde 15 Temmuz 2023'ten önce alınan aktif alınan taşınmazlar için KDV istisnası uygulaması devam ediyor. 15 Temmuz'dan sonra ne kurumlar vergisi istisnası var ne de KDV istisnası var. İkisi de yürürlükten kaldırıldı. Yurt dışı bir firmaya iştirak etmeniz durumunda eskiden şey vardı, belli şartlara sahipseniz kazancı getirseniz de getirmeseniz de istisnadan yararlanıyordunuz. Bunu şimdi şeye çevirdiler, yurt dışı bir şirkete iştirak ettiniz, orada gelen karı getireceksiniz Türkiye'ye. Kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar %50'sini kurumlar vergisinden istisna edebileceksiniz. Yani burada bu döviz kurlarındaki bu yükselişten dolayı ülkeye döviz girişini teşvik etmek amacıyla getirilmiş bir uygulama. Yani şartları biraz hafiflettiler. Parayı getirdiğiniz zaman %50'sini yaralanan. Eskiden şey vardı işte, en az orada %15 vergi ödemeniz gerekiyor. Ondan sonra iştiraki bir yıl elde tutmanız gerekiyor. Ondan sonra iştirakin en az %15'ine sahip olmanız gerekiyor gibi bir takım kriterler vardı. Bu 2023 için getirilmiş yeni bir istisna. Hani aklınızda olsun arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, şimdi siz mali müşavir arkadaşları olarak ya da biz meslek mensupları olarak illa kendi firmanızda karşı karşıya kaldığınız bir konunun cevabını bulmaya çalışmayın. Burada böyle bir avantaj varsa firmalarınızı patronlarla olan toplantınızda yönlendirmek adına şunu söyleyebilirsiniz. İşte yurt dışında bir şirkete iştirak ederseniz bu parayı da karı da getirirseniz %50'si vergi dışı. Veya işte şey, yani anlatabiliyor muyum? Bir takım şeyler, teşviklerden faydalandırabilirsiniz. Yine daha önce var olan ama %50 olarak uygulanan bir istisna var. Kurumlar Vergisi Kanunu 10. maddesinin yumuşak G bendinde
İşte yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, sağlık hizmetleri, işte muhasebe hizmetleri neyse bunlar da istisna oranını %80'e çektiler ama döviz olarak getirme şartıyla. Bunu özellikle vergi daireleri çok takip ediyor arkadaşlar. Bu tür bir istisnadan yararlandığınız zaman o dövizin sizin Türkiye'ye getirilip getirilmediği konusunda sizden tefsik edici belgeleri talep edebilirler. Şimdi Ankara'da Ankara Kurumlar diye bir büyük vergi dairesi kuruldu. Vergi Denetim Kurulu gibi. Beyannameye bakıyor. Burada bir istinadan yararlanmışsın. Getir belgeleri. Doğru mu değil mi diye. Bursa'da herhalde yok. Ankara'da ilk defa. Var mı büyük kurumlar diye bir var mı? Yok, o ihtisaslar KDV ile ilgili. Şimdi İstanbul'da İstanbul Büyük Mükellefler var ya, onun uzantısı Ankara'da bir Ankara Kurumlar kuruldu. Hani böyle artık maliye para ihtiyacı olduğu için sizin işte kurumlar vergisi beyannamesinde istisna olarak bulundurduğunuz kalemlerin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. 10. maddesindeki şartlara haiz olup olmadığı konusunda araştırma yapabiliyor arkadaşlar. Kazanç yani. Ya örneğin şöyle, ben size somut bir örnek. Mesela bizim bir firmamız var, yabancı hastalara hizmet veriyor. Sağlık indirimden yararlanıyor. Ne yapıyoruz orada? Elde ettiğimiz hasılattan o hasılatın maliyetini düşüyoruz. Aradaki farkın %80'ini istisnaya koyuyor. %80'e çıktı. İşte dedim ya biraz önce, döviz ihtiyacından dolayı ülkeye döviz girişini sağlamak amacıyla istisna oranını 30 puan yukarı çıkarttılar. Ama şart olarak da dövizin Türkiye'ye gelme şartı. Eskiden böyle bir şart yoktu. Hani siz mesela yurt dışına bir mimarlık hizmeti verdiniz, parayı getirmediniz, gene %50'sini düşebiliyordunuz. Ama şu anda %80'ini düşmek için getirme şartınız var. Getirmezseniz %50'den de yararlandırmıyor. Onu da vurgulamış olayım arkadaşlar. Bu kasa hesabı hepimizin baş belası hesaplarından biri değil mi? Bazen bakıyoruz kasada işte 3 milyon gözüküyor, 5 milyon gözüküyor. Yani adat yaparak ilerliyoruz. Zaten bilançolarınızı verdiğinizde kasa hesabı yüksek bir bakiye gösteriyorsa arkadaşlar risk analizinden inceleme konusu. O yüzden adat ve KDV, bir de üzerine KDV hesaplanıyor ya, ben ona çok şey değilim ya. Aslında bu kayıt dışı ödemelerde kullanılan bir paranın faizinin bir de KDV'sini istiyor. Ama bazen firmalar şey de oluyor, işte çok büyük firmalarda 40-50 tane şantiye oluyor. Orada ihtiyaç sahipliğiyle bir takım paralar bulunuyor. Toplayınca atıyorum 10 milyon bir para oluyor. Şimdi incelemeye gidiyorsun, inceleme elemanı diyor ki ya bu kadar parayı bulundurmak şey değil diyor, ticari teamüllere uygun değil diyor. İşte böyle bir konu olmuştu da yargıya intikal etmiş olay da yargı şeye bakıyor. Diyor ki inceleme elemanı bu paranın somut bir şekilde işletmede bulunmadığına dair bir somut tespitinin olması lazım. Yoksa sadece kapanış bilançosunda kasada 10 milyon gözükmesi tek başına yeterli değil. Ben belki 10 milyon bugün ne yapıyor? 300 bin dolar mı yapar? 300 bin dolar yapar. Kasamda, firmada 300 bin doları tutabilirim değil mi? Engel bir durum var mı? Yok bence. Bazen şey yani işte bir gerçek durumu tespit edilmesi. Tabii aynen öyle. Arkadaşlar 2 yıl önce hayatımıza ne girdi? Enflasyon düzeltmesinden önce girdi. Kur korumalı. Değil mi? Kur koruyalım derken kendimizi koruyamadık ama. Öyle de bir durum var. Özellikle meslektaşlar açısından diyorum. Şimdi şöyle bir geleyim de tekrar döneceğim. Bakın, beyanname programında kur korumalı kazanç istisnası ile ilgili 371, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85 diye tam 10 tane değil mi? 11 tane. 11 tane şey var. İstisna kalemi var. Tabii biz doğruyu yapmak adına bu
kodları kullanıyoruz ama yani yanlış da yapsanız çok önemli bir şey değil. Yani o kur kodlarında. Şimdi arkadaşlar bakın tek tek yazdım aslında şurada da. Pardon biraz daha yukarı geleyim. Şimdi kur korumalı ile ilgili ileride sizin mükelleflerinizden şöyle bir bilgi istenilecek. 31-12-2021 tek tek söylüyorum. 31-3-2022, 36-2022, 39-2023, 31-12-2022 pardon 23'e atladım. Ekranda görüyorsunuz 31-3-2023 ve 36-2023 tarihli bilançolarınızda yani o gün itibariyle bankalarda bilançolarda paranızın olması lazım. Şimdi bazen şöyle yapıyorlar uygulamada. Temmuz'da ihracat bedeli geliyor. 10 milyon dolar girdin kur korumalı hesaba. Bankalar yapıyor. Kur korumalının vergisel avantajlarından faydalanamazsınız arkadaşlar. Çünkü Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 14. maddesi bu anılan bilançolarda yer alan euro, dolar ve sterlinin kur korumalı mevduat hesabına aktarılması durumunda ortaya çıkan faiz gelirlerinin ve kur farkı kazancının istisnaya konu edilebileceğini söylüyor. Bununla ilgili de biri soru sormuş. Ben bunu yazdıydım LinkedIn'de çok eskilerden. Takip eden arkadaş görmüştür. Bakın burada da Mukteza'da da öyle diyor. Diyor ki senin diyor bilançonda 100 bin dolar gözüküyor. Sen 900 bin dolar kur korumalıya girmişsin. Dolayısıyla 800 bin dolara isabet eden faiz ve kur farkı kazancını istisnaya konu edemezsiniz. Dolayısıyla sizin kur korumalı kazanç istisnadan yararlanan mükellefleriniz varsa bir Excel yapın. Anılan tarihler itibariyle bilançolardaki euro, sterlin neyse USD onun yanına da kur korumalı hesaba ne zaman para aktarıldıysa onları çıkartın. Önemli değil bakın. Herhangi bir bilançoda yer almış olması yeterli. 36'da yoktur da 31-12'de vardır. İlla ki o kur korumalıya aldığınız dövizi herhangi bir bilançodaki dövizle eşleştirmeniz lazım arkadaşlar. Bu çok önemli ve kritik bir durum. Bununla ilgili de muhtemelen incelemeler başlayacak arkadaşlar. Çünkü bankalar bu konuda yeterli bilgi sahibi olmadığı için mükellefleri yanlış yönlendirdi. Siz de meslek mensupları olarak ne yapıyorsunuz? Mükellef kur korumalı hesaba girmiş değil mi? Diyor ki bunun faizi istisna, vade sonunda elde edilen kur farkı istisna. Dolayısıyla biz bunu istisna edelim ama eğer bilançoda görülmüyorsa bu istisnaya konu edilemez. Bunu da vurgulamış olayım. Şimdi tabii geçen belki paylaşıldı da Danıştay tebliğin bu FIFO yöntemine göre kur korumalı hesabına ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Arkadaşlar o düzenleme sadece 2021'de ilgilendiren bir düzenlemeydi. Hani geneli ilgilendirmiyor. 2022 ve 23'ü ilgilendirmiyor. Onu vurgulamış olalım. Çünkü 31-12-2021 tarihli bilançoda yer alan hesapları kur korumaya aldığımız zaman 1 Ekim 2021 31-12-2021 tarihleri arasındaki kur farkının FIFO yöntemine göre hesaplanması da istisnaydı. Sonra 1 Ocak 2022 kur korumalı hesaba aktardığınız tarih arasındaki kur farkı da istisnaydı. Faiz de istisnaydı. Vadede elde ettiğiniz kur farkı da. 4 ayrı istisna vardı. Ama 31 Mart 2022, 36-2022, 39-2022 ve devamındaki bilançolarda yer alan dövizleri kur korumalı hesaba aldığınız zaman iki tane istisna var arkadaşlar. Bir, faiz istisnası, bir de vadede elde ettiğiniz kur farkı ve prim istisnası. En avantajlısı 31-12-2021'di.
Dolayısıyla hani şu anda 2023'te şartlara haiz bir kur korumalı mevduata yatırılmış bir paranız varsa bu iptal edilen düzenleme sizi ilgilendirmiyor. Onu da vurgulamış olayım arkadaşlar. Tabii buradaki kodlar neyi ifade ediyor? Burada yazıyor bakın. 31.12.2021 tarihli bilançoda yer alan dövizi kur korumalı hesaba aktardıysanız bu kodları kullanacaksınız. İşte 31.12.2020'de olup da geçi vergi döneminden sonra aldıysanız da bu kodları kullanacaksınız. 31 Mart'tan sonra işte devam eden şeyi resim olduğu için güncelleyemedim. 31 Mart 2022, 36 2022, 39 2022, 31 12 2022, 31 3 2023, 36 2023'te ise de bu kodları kullanarak kur korumalı kazançları istisnai konu edeceksiniz arkadaşlar. Tekrar vurguluyorum. Bilançoda yer alan paraların kur korumalı hesaba aktarılmasından kaynaklı faiz ve kur farkları istisnaya konu edilebilir. Bilançoda yoksa istisnaya konu edilemez. Bir de biliyorsunuz arkadaşlar geçen sene de hayatımıza 7440 sayılı yasa yani matrah artırımı girmişti. Şimdi matrah artırımı yapan firmalarla ilgili 2022'nin biraz kriterleri ağırdı biliyorsunuz. Onunla ilgili de çok ciddi incelemeler oldu. Çünkü siz beyanname verdikten sonra matrah artırımı yaptınız 2022 ile oradaki matrağa da gelip burada gelir ve kurumlar vergisi matrağıyla uyuşturmanız lazımdı. Çoğu kişi uyuşturmayı unuttu. Vergi dairelerde yazı yazmaya başladı. Öyle bir sıkıntı oldu. Şöyle 2022 kurumlar vergisi beyannamesinden mahsup etmediğiniz 2023 kurumlar vergisi beyannamesinde mahsuba konu edebileceğiniz geçmiş yıl zararınız varsa 18, 19, 20, 21 ile ilgili o anılan yıllarla ilgili matrah artırımı yapmışsanız 2023'te bunların %50'sini dikkate alacaksınız. 2023'ü zararla kapattınız, matrah artırımı yaptıysanız o zararın tamamını mahsuba konu edemeyeceksiniz. Bu noktanın altını çizeyim arkadaşlar. Zarar mahsubu konusunda dikkat etmeniz gereken noktalardan biri. Şimdi enflasyon düzeltmesiyle ilgili tabii bu yıla özgü bir durum da. Şimdi bazen şey oluyor. Yani düzeltme yapmadan geçmiş yıl kar ve zararını birbirine mahsup ederek de kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ya o da kar dağıtımı olarak addedilmiyor. Yani geçmiş yıl karıyla geçmiş zararını mahsup edip aradaki bakiyeyi 698'e aktarabilirsiniz. Biraz önce konuştuk enflasyon düzeltmesinde. Düzeltme öncesi bilançoda kar varsa, düzelttiğiniz bilançoda kar varsa sorun yok. Kar dağıtabilmeniz mümkün. Ama düzeltme sonucu zarar çıkarsa kar dağıtımı konusunda bir belirsizlik var. Muhtemelen Ticaret Bakanlığı bu konuya olumsuz yaklaşıyor diye biliyorum. Bence 2024'ten sonra topa girmesi lazım Ticaret Bakanlığı'nın. 31.12.2023 tarihli bilançoların düzeltilmesinin kar dağıtımına da etkisinin olmaması lazım. Ama ben şunu öneriyorum. Düzeltilmiş bilançoda dönem karınız varsa olağanüstü yedekler alın. Düzeltme sonucu ortaya çıkan zararı en azından kar dağıtımı etkisinden kurtarmış olursunuz arkadaşlar. Var mı düzeltme yapan enflasyon düzeltmesi? Ne çıktı, kar mı zarar mı? Çok güzel. Ya şöyle dağıtıma konu etmek istiyorsanız düzeltme karında sıkıntı yok. Ama o düzeltme karı da izleyen dönemde gider etkisi yaratıyor. Öyle bir pozitif etkisi var. İşte anlatamadığımız nokta düzeltme zararını hem dağıtamıyorsun hem de gelir etkisi yaratıyor. Öyle bir mantıksız durum var.
Arkadaşlar bir de piyasada en çok karşılaşılan sorunlardan biri bu kur farkı faturası olayı. Bazen şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bakın mal tesliminden önce döviz cinsinden bir avans verilmişse veya alınmışsa iki taraf ne yapıyor? Karşılıklı olarak bu kurları değerliyor, değil mi? Bu değerleme sonucu fatura kesin diye talep geliyor. Mal tesliminden önce kur alınan avansların veya verilen avansların değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur farkları için fatura düzenlenmez arkadaşlar. Ne zaman düzenlenir? Fatura düzenlediniz, ödemeyi sonra aldınız. Fatura tarihi ile ödeme tarihi arasında kur kimin lehine ise o firmanın karşı firmaya ne yapması lazım? Kur farkı faturası düzenlemesi lazım. Bir de şimdi bir vergi müfettişine şunu anlatmaya çalışıyorum. En azından tecrübe kur farkı ile ilgili. Mesela merkez şubeler cari hesabının kurumlar vergisi genel tebliğine göre değerlenmesi ihtiyari. Mesela merkez veya yurt dışındaki şubeye borç para vermişsiniz. Kur 3 liraymış. Şimdi muhasebeci arkadaşlar şey yapıyor. Tekrar o para kayıtlardan çıkarken 3 liradan çıkıyorlar. Onu yıl sonunda toplu değerliyor. Matematik değişmiyor. Ama bunu inceleme elemana anlatamıyoruz. Aslında kur işlemlerinin her işlem bazında ayrı ayrı kızmayın. Ayrı ayrı her işlem bazında takip edilmesi lazım ama tabii kur işlemleri bu kadar yaygın olduğu için onu yapmak fiilen mümkün değil. Ama neticede 31.12.2023'te veya geçici vergi dönemleri itibariyle toplu olarak yaptığınız kur değerlemesinin matematiksel sonucu da aynı veriyor. Çünkü oradaki artı eksiler sonuçtaki en son yaptığınız değerlemenin sonucu. Tabi burada dikkat edilmesi gereken mal tesliminden önce avans olarak verilmiş, yani fatura düzenlenmeden kur farkı faturası istemeyin arkadaşlar. Tamam. Bu noktadan da altını çizmiş olalım. Vermeyin de almayın da. Tabii ki. O zaman var. Faturayla ödeme bakın fatura düzenlendikten sonra alınan ödemelerde kur farkı kimin lehine ise o kur farkı kimin lehine ise o düzenleyecek. Ya şöyle güzel bir soru. Şimdi tebliğde KDV uygulama genel tebliğinde bununla ilgili bir örnek var da o örnekte de iç iskonto mu dış iskonto mu çok anlaşılmıyor. Ben iç iskonto ile yürüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi hanımefendi söyledi 2024'te tahsil etti. Karşı tarafa kur farkı faturasını artı KDV ile düzenlesen karşı taraf o KDV'yi ödemez. Bakiye kapanmaz. Karşı taraf da o parayı size ödemez. O yüzden en sağlıklısı iç iskonto yöntemiyle ilerlemek diye düşünüyorum. Ben kafamdakini anlattım, ekrandan devam ediyorum. Örtülü sermaye uygulaması, bilmiyorum çok karşılaştığınız bir uygulama mı? Ama bilmenizde fayda var. Şöyle, ilişkili firmalardan borç aldığınız zaman dönem başı öz sermayenin 3 katını aşan bir tutarda borçlanma olursa bu borca isabet eden faiz ve kur farkını borç alan ne yapamıyor? Gider olarak dikkate alamıyor. Şimdi ilişkili firmalar arasındaki borç alma verme ilişkilerinde ne yapıyor? Borç veren işte adatları yıllık mı yapıyorsunuz, aylık mı yapıyorsunuz? 3 aylık yapıyorsunuz. Tamam. Bazı yıllık yapanlar da var. Hepsi makbuldür. Şimdi ne yapıyorsunuz? Karşı tarafa adat faizi, hesaplanan KDV,
Örtülü sermaye varsa karşı taraf bunu ne yapıyor? KDV dahil tutarı kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alıyor. Doğru mu? Burada bir iştirak kazancı uygulaması var. Bunu biliyor musunuz? Anlatayım. Örtülü sermayede borç veren adat faturasını kesti, faiz geliri yazdı, KDV'yi hesaplanan KDV yazdı. Borç alan örtülü sermaye olduğu için bunu ne yaptı? Kanunen kabul edilmeyen gider yazdı. Eğer borç alanın mali kârı varsa borç veren faiz gelirini kurumlar vergisi beyannamesinde istisnaya konu edecek arkadaşlar. Kurumlar vergisi beyanname programında iştirak kazancı istisnası kurumlar vergisi kanunu 13 diye parantez içerisinde bir hüküm vardır. İlişkili kişilerle, ilişkili taraf. Yani borç alanın gider yazamadığı tutarı karşı tarafta gelir olarak yazdığı tutarı tekrar beyannamede istisnaya konu ediyor. Aslında olayın KDV boyutu da var. Ben bununla ilgili bir dava açtım da devam ediyor. Bakalım yargı ne diyecek. Burada da hesaplanan KDV yazıyorsun ya, borç alanda onu indiremiyor. Dolayısıyla bunun da tekrar hesaplanan KDV'den çıkartılması gerekir diyorum. Maliye buna çok sıcak bakmıyor ama ben de her iki tarafta bu işlemin nötrleştirilmesi lazım. Dolayısıyla KDV'nin tekrar hesaplanan KDV'nin indirim KDV olarak dikkate alınması gerekir diyorum. Bir dava açtık bakalım sonucunu göreceğiz. Anlattığım şey. Bir de arkadaşlar yurt dışındaki ilişkili kişilerden borç alabilirsiniz. Faiz ödemiyor olabilirsiniz ama sorumlu sıfatıyla KDV tefkifatı yapmak zorundasınız. Tam tefkifat. Yani sizin çalıştığınız firma yurt dışındaki ilişkili firmasından yüksek bir tutarda borç aldı. Oraya bu borçla ilgili herhangi bir faiz ödemese de emsal faiz üzerinden %20 KDV hesaplayıp sorumlu sıfatıyla beyan edip aynı dönemde de indirim konusu yapmanız gerekiyor. Bu da çok bilinen bir şey değil. Bunu da vurgulamış olalım. Bir de arkadaşlar bu adat faizi konusunda bir belirsizlik var. Herkes işine geldiği gelen faiz oranını alıyor. İç emsal varsa zaten sıkıntı yok. İç emsalden hareket ediyoruz. Ama iç emsal yoksa bu Merkez Bankası'nın EVD sistemi var. Şurada bakın şurada bağlantısı da paylaştım. Oraya girip hatta şöyle size göstereyim nasıl hesaplandığını. Bu sistemle haftalık şey belirleniyor. Faiz oranları belirleniyor. Bakın mesela 2023'ün en son 22 Mart'ta açıklanmış. Bir tane daha açıklanır da şimdi benim ilk 3 aylık geçici vergi dönemi için emsal yoksa dikkate alacağım faiz oranı bir dakika şurayı bir açayım. Biraz daha açayım. Şuraya kadar geldim. Pardon. Ortalama ne? 55.12. Eğer içi emsal yoksa bunu alacaksınız. Vergi Denetim Kurulu bir karar aldı. Merkez Bankası'nın bakın burada TL için ticari TL üzerinden açılan kredi faiz oranı. Euro olursa aynı şekilde bakın euroyu da maviye boyadım. Euro borçlanma varsa 7.68 ilk 2024'ün geçici vergi dönemi için. Dolarda da 8.66. Gelelim şeye gidelim. 2023'tekine gidelim. Şöyle bayağı gitmem lazım ama dur bakalım. Bir noktada inşallah buluruz. Şubat'a geldim. Bak ne kadar düşükmüş. Şurada. Evet arkadaşlar. 2023'te iç emsal yoksa 28.61. TL kredi için adet faiz oranı. Yani adet faiz oranlarını buradan alın. Reskont faiz oranı ile kısa vadeli avans oranını kullanmayın
iç emsaliniz yoksa. Bu şeyi Excel bağlantısında paylaştım. Her hafta açıklanıyor. Excel'le zaten ortalamayı 3 aylık, aylık. Mesela aylık yapanlara söyleyeyim. Mesela Mart için aylık kim yapıyordu? 57.75 TL. Euro 7.52. Bir tane daha açıklanacak ama. 8.34'te dolar. Bunu da göstermiş olduk arkadaşlar. Evet. Bazen arkadaşlar şöyle bir tereddütlü oluyor yani. Şirket ortağı şirkete TL cinsinden borç verebilir değil mi? Veriyor zaten. Onu da çok bir şey, faiz ödemek zorunda mı? Değil. Onda da bir sıkıntı yok. Bunu da genellikle sermaye ilave ediyorsunuz. Bu tür sermaye ilave edilen tutarlar varsa enflasyon düzeltmesi yaparken tescil tarihi değil ortağın şirkete ödediği tarihi dikkat alarak düzeltme katsayılarını belirleyeceksiniz arkadaşlar. Ödeme tarihi. Ortaklara borçlar hesabından sermaye arttırımı yaptıysanız ortağa şirkete borç verdiği tarihten itibaren 31.12.2023'e getireceksiniz. Ödeme tarihi. Geçmiş yıl karında tescil tarihi. Orada fark var. Tamam mı? Buna da ortaklar cariden gelenle evet. Gene ödeme tarihi. Hayır şöyle. Zaten tüzel şöyle. Ben sorunuzu yanlış anladım. Bu sermaye artırımı için konuştum. Tüzel kişi ortak olursa zaten ilişkili kişi biraz önce konuştuğumuz gibi faiz hesapla. Ben bu gerçek kişi ortak için konuşuyorum. Şimdi 2018 Ekim'de çıkmış bir Merkez Bankası genelgesi var arkadaşlar. Ortak şirkete döviz cinsinden borç veremez. Döviz cinsinden borçlanma yasağı var. Onu vurgulamak istiyorum. Onun da savcılığa veriyorlar. Yaşam kamu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın içerisinde kambiyo, finans ve kambiyo piyasalar genel müdürlüğü diye bir birim var. Vergi müfettişleri yaptıkları inceleme esnasında eğer ki ilişkili firmanın veya ortağın şirkete döviz cinsinden borç verdiğini görürse savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. İdari para cezası. Efendim? Geçmiş olsun. Şirketin sahibi de yabancıysa? Öyle bir ayrım yok. Zaten şöyle. Döviz cinsinden verebilir. Kayıtların TL takip edilmesi lazım. Yoksa döviz cinsinden borçlanma yasağı derken dövizi aldın değerleyerek devam ediyorsun. Onu demek istiyorum. Bir daha söyleyeyim. Bakın. Şirket ortağı tabiatı önemli değil. Zambiyalı da olabilir, Türk de olabilir, Hollanda'da da olabilir, hiç fark etmiyor. TL cinsi de ortak şirkete borç verebilir. Tüzel kişi ortak varsa faiz hesaplanır. Gerçek kişi ortak olduğu zaman faiz hesaplanması zorunlu değil. Ama şirketlere Merkez Bankası Sermaye Hareketleri Genelgesi'nin 35. maddesi şeyi yasaklıyor. Döviz cinsinden borç veremezsin. Döviz gönderebilirsin. Onda sıkıntı yok ama kayıtları TL takip etmeniz lazım. Tamam. Kur değerlemesi uygulayabiliyor mu? Hayır. TL takip dedim ya. TL takip nedir? Değerleme yok demektir. Bakın bununla ilgili Türkiye'de birçok firmada sorun var. Çünkü biz sermaye hareketleri genelgesinden haberimiz yok. Ortak 100 bin dolar verdi. Evet. Döviz hesabımıza da parayı koyduk vadesi hesabı. Tamam. Tuttuk onu TL karşılıklı kayıtlarımızı aldık. Bir sıkıntı yok. Ortak da alacaktı bizden TL vardı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Buradaki yasaklar kastettiğim mi? Ortağı 100 bin dolar olarak takip edip değerlersen ortak da o parayı tekrar 100 bin dolar yeniden değerlenmiş kurdan alırsa sıkıntı var. Tamam. Efendim? 100 bin dolara tekrar 100 bin dolar olarak mı? Ya orada şöyle işte döviz cinsinden borçlanma yasağına aykırı hareket etmiş oluyorsunuz. Hiçbir zaman aynı rakam olmuyor. Evet.
Yani şunu mu söylemeye çalışıyor? Diyor ki siz 30 liradan aldığınız bir borcu 40 liradan ödeyemese. Ya bu biliyorsunuz işte döviz kurundaki yükselişi Bert. Evet. Buyurun. Kızlar nereye? Çantaları bırakın o zaman geliyorsanız. Tamam. Espri yapıyorum ya işiniz varsa gidin. Sermaye artışı varsa enflasyon düzeltmesinde ortağın şirkete ödediği tarih dikkate alarak düzeltme katsayız. Ben yaptığım bütün düzeltmelerde bunun aktif sermaye gibi değerlendirip yani tescilin yapıldığı tarihe almış. Daha az gider etkisi yaratmış oluyorsunuz. Yanlış yapmış oluyorsunuz. Yani ortak muhtelif zamanlarda işte o muhtelif zamanları getirip tek bakın arkadaşlar enflasyon düzeltmesinin mantığı nedir biliyor musunuz? Sizin bilançonuzda bir takım kalemler var. Bu kalemleri ilk hareket tarihinden 31-12'ye getiriyorsunuz. Mesela bir yatırım yapıyorsunuz. İnşaata başlamadan önce demiri almışsınız, çimentoyu almışsınız, neyse inşaat malzemelerini almışsınız. 6 ay sonra yatırıma başlıyorsunuz. Ama diyor ki enflasyon düzeltmesi. Git diyor 150'yi aldığın tarihten itibaren getir diyor. Amaç yapılan harcamanın veya ödenen paranın ilk kayıtlara girdiği tarihten 31-12'ye getirilmesi. Olay var. Buyurun. Yurt dışından ona bir bakmam lazım. Yani sermaye hareketleri genelgesine belki yurt dışındaki ortaktan sanki ona izin var gibiydi hatırlıyorum ama ona bir bakarız. Olur mu? Bir de orada form vermek zorunluluğu var. Yani evet. Bankasına belli bilgiler dahilinde o bilgileri tabii bilgiler veriliyor. Ona özel bakmak lazım ama verebiliyor diye hatırlıyorum. Ama bakmadan da evet onu verebiliyor diye hatırlıyorum. Yani aksi bir şey var mı diye bakmam lazım. Güzel kişi ortak da döviz cinsinden borç veremez. Peki bununla ilgili herhangi bir yapılmış işlem var mıdır? Var. Efendim? Bakın TL döviz transfer edip TL takip ederseniz sıkıntı yok. Efendim? Siz derken siz de veremezsiniz. Bakın kayıtların TL tutulması lazım. Karıştı mı? Bence karışık değil ya. Ya şirkete döviz cinsinden gerçek kişi de olsanız, tüzel kişi de olsanız döviz cinsinden para gönderebilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Ama döviz cinsinden borç veremezsiniz. Döviz cinsinden borç demek kayıtların döviz cinsinden takip edilip değerlenip yeni değer üzerinden paranızı almanız. Veya 100 bin doları 100 bin dolar olarak almanız. Tamam mı? Paranın döviz olarak transferi ayrı bir olay. Orada şu an bir sınır yok değil mi? Ticari hareketlilik, ticari sınırlar vardı. Söyle ya bazen verebilirsiniz. Bakın mesela döviz cinsinden kar payı dağıtabilir misiniz? Var mı engel bir şey? Ben duymadım. Yani bugün genel kurul yaparsınız. Atıyorum 100 milyon kar dağıtacaksınız. Adam başı 50 milyon iki ortak var. Şirketin kasasında da döviz varsa TL karşılığını döviz olarak gönderebilirsiniz ortaklara. Bunda sıkıntı yok. Huzur hakkında verebiliriz. Efendim huzur hakkında. Huzur hakkı o şöyle döviz cinsinden sözleşme yasağına girer o. Ama onunla ilgili bir gerçek buldum hocam bir dava. Bu diyor ki vekalet sözleşmesidir diyor. Çünkü yönetim kurulu şirketin işlerini
nereden alıyor? Bu işleri karşılığında Boğuz Irak'ını aldığı için bununla ilgili bir dava olmuş ve mahkeme bu şekilde karar vermiş ve yani dolayısıyla... Şimdi şöyle, tabii o mahkeme kararına bir bakmam lazım ama döviz cinsinden sözleşme yasağıyla ilgili bir şey var. Kasım 2018'de çıkan bir tebliğ var biliyorsunuz. Evet, yani orası da çok karışık. Çok kötü yazılmış bir tebliğ. Bazen kafamız karışıyor. Yani döviz cinsinden sözleşme. Sizin yaptığınız işin içerisinde, girdi maliyetlerinizin içerisinde, size bir örnek vereceğim. Eğer ki döviz cinsinden bir şey varsa, döviz cinsinden sözleşme yapabiliyorsunuz. Örneğin ben bütün kıyafetlerimi almıyorum da yanlış anlaşılmasın. Avrupa'dan getirtiyorum ve müşterilerimle döviz cinsinden sözleşme yapabilir miyim? Benim girdi maliyeti, benim masraflarımın hepsi döviz. Ben de hizmet sektöründeyim. Hani tebliğ o kadar şey ki. Mesela geç santrali yapıyorsanız döviz cinsinden sözleşme yapabiliyorsunuz. Niye? Paneller yurt dışından geliyor. İthal olduğu için. İşte döviz cinsinden sözleşme yasağı da biraz sıkıntılı bir düzenleme. Arkadaşlar o huzur hakkı da döviz cinsinden huzur hakkını da kime veriyorsunuz huzur hakkını? Orta yönetim kurulu. O ya şöyle dışarıdan bir yönetim kurulu üyesi varsa o sanki hizmet hakkı gibi algılanabilir ya. Ortak yön. İşte şöyle işte o döviz cinsinden sözleşme yasağına bakmak lazım. Bununla ilgili olumlu olumsuz bir şey yok orada bildiğim kadarıyla. Yargı onu nasıl yorumlamış? Doğru yorumlamış. Yani karar varsa paylaşırsan bakarım. Tamam. Yok. TL karşılığında Merkez Bankası döviz alışkırıyla düşebilirsiniz. Arkadaşlar Bursa'da da yaygındır. Tabii bu aslında özel bir eğitim konusu ama indirimli kurumlar vergisi. O kadar karışık ki. Bakın kafamdakini anlatayım. Ondan sonra slaytlara bakarız. Komple yatırım yapabilirsiniz. Sıfırdan bir şirket kurdunuz, komple yatırım yapıyorsunuz. Yatırım teşvik belgesi aldınız. Orada vergi indirimi diye bir bölüm varsa bu şu anlama geliyor. Siz yaptığınız yatırımın belli bir tutarını daha az vergi ödeyerek devlete, devlet size finansal destek sağlamış oluyor. Bu anlama geliyor. Ama bunun yatırım dönemi var, işletme dönemi var. Yeni bir şirket kurdunuz, yatırım teşvik belgesi aldınız, komple yatırım varsa yatırım bitmeden yani yatırımdan kazanç elde etmeden indirimli kurumlardan yararlanamazsınız. Bunu bir kenara koyun. Devam ediyorum. Yeni bir firma var. Pardon, mevcut bir firma var. Para kazanıyorsunuz, başka faaliyetleriniz var. Komple yatırım için bir teşvik belgesi aldınız. Harcama yaparsanız yaptığınız harcama ve yatırıma katkı tutarıyla ilgili diğer faaliyetlerden elde ettiğiniz gelirlere indirimli kurumlar vergisinden faydalanabilirsiniz. Şimdi örnek de şey yapacağım biraz. Aynı dönemde üçüncüsü, bakın bunu her yerde duyamazsınız. Aynı vergilendirme döneminde hem yatırımdan elde edilen kazanç dolayısıyla hem de diğer faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla indirimli kurumlar vergisinden yararlanabilirsiniz. Bu nasıl oluyor? Komple yatırım yapmak üzere bir yatırım teşvik belgesi aldım. Yatırımımın bir kısmını tamamladım. 4 tane üretim bandı var. Bir üretim bandını tamamladım. Bu üretim bandından da kazanç elde etmeye başladım. Doğru mu? Devam eden de bir şeyim var. Devam eden de bir şeyim, yatırımım var. Henüz daha ikinci şeyi de üretim bandında yapıyorum. Aynı zamanda işte bir şirkete iştirak ettim, temettü gelirim var, faiz gelirim var. O yatırım teşvik belgesiyle ilgili yatırımdan elde edilen kazanç dolayısıyla indirimli kurumlardan yararlanırım. Devam eden harcamalarım dolayısıyla da diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlardan yararlanabilirim. Bunlar sizde şu anda çok bütünleşemeyebilir. Örnek üzerinden anlatılması gerekir. Ben sadece
başka yerde duyamayacağınız bilgileri sizle paylaşabiliyorum. Yani aynı teşvik belgesiyle ilgili aynı dönemde, aynı vergilendirme döneminde hem yatırımdan elde edilen kazanç dolayısıyla hem de diğer faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla indirimli kurumlardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada da enflasyon düzeltmesi gibi bazı kavramlara çok aşina değiliz. Yatırıma katkı tutarı nedir? Vergi indirimi nedir? Karışıyor. Arkadaşlar, bakın şurada bir somut örneğim var. Buradan anlatayım da, yani yatırıma katkı tutarının ne anlama geldiğini açıklamış olayım. Sıkıcı mı? Sıkıldıysanız gideyim. Evet arkadaşlar, 5 milyon liralık bir, bakın ETUİS üzerinden şurada benim bir yatırım şeyim vardı da, pardon şurada, ha bakın. ETUİS üzerinden yatırım teşvik belgesi aldığınız zaman destek unsurlarında bakın vergi indirimi oranı ve yatırıma katkı tutarı diye bir bölüm var. Tamam mı? Vergi indirimi demek ve o an o yıl için geçerli kurumlar vergisi oranına o vergi indirimini uygulayarak kalan tutarı kurumlar vergisi oranı olarak uygulayacağınız demek. Birazdan örnekte anlatacağım. Yatırıma katkı tutarı da toplam yapacağınız yatırım tutarının yatırıma katkı oranıyla çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar az vergi ödeyeceğiniz anlamına gelir. Bakın şuradaki örneğimde 5 milyonluk bir yatırım teşvik belgesi aldım. Yatırıma katkı tutarım %30 ise bu ne demek? 1,5 milyon az vergi ödeyeceğim. Ama hemen mi ödeyeceğim? Hayır. Bunun bir takım şartları ve kuralları var. 1,5 milyon liranın %80'i yatırım döneminde, %20'si de işletme döneminde. Tamam mı? Burada bilmeniz gereken bu. Şimdi hesaplama nasıl yapılıyor? Ona bir bakalım. Yeni bir örnek. 20 milyonluk bir yatırım teşvik belgem var. Ben komple yatırım yapmak üzere almışım. Başka faaliyet dolayısıyla da gelirim var. Yatırım devam ediyor. Yatırıma katkı tutarım %40. Bu ne demek? 8 milyon az vergi ödeyeceğim. 8 milyonun da %80'i ne yapar? 6.400 değil mi? Yatırım döneminde yararlanacak yatırıma katkı tutarı. Burada yazıyor. Şimdi ben 2023 yılında bu yatırım teşvik belgesini aldığımı düşünelim arkadaşlar. Bununla ilgili de 4,5 milyon liralık harcama yaptığımı düşünürüm. 20 milyon liralık yatırım için 4,5 milyon lira harcama yapmışım. Yatırıma katkı tutarım %40. Ben ne kadar az kurumlar vergisi ödeyebilirim sizce? Efendim? Bakın, kurumlar vergisi tebliğine göre iki tane kriterim var. Bir, yatırıma katkı tutarını aşamayacağım. Yatırıma katkı tutarı yatırım dönemi için ne kadar? 6 milyon 400 bin. Yazmışım oraya. İkinci kriterim de gerçekleştiren yatırım harcaması. Aşamayacağım. Dolayısıyla 4 milyon 500'ü kadar az vergi ödeyebilirim. Benim bu dönemde kurumlar vergisi matrağım, o dönemde kurumlar vergisi oranını %20 almışım. Bir de o sıfırlı vardı. Şimdi 2023'e dönersek bunu tekrar yapalım. Vergi indirim oranım kaçtı? 80'di. %25'ten 80'i düşersen ne kalır? %5 kalır. Dolayısıyla 4,5 milyonu 0,20'ye böldüğüm zaman 22,5 milyonluk matrağa kadar ödeyeceğim vergi ne arkadaşlar? 5 puan. Benim 50 milyon liralık kurumlar vergisi matrağım varsa kurumlar vergisi 32A kapsamındaki vergiye tabi matrak kısmına 22 milyon 500 yazacağım. Normalde %25 vergi ödeseydim ne kadar vergi ödeyecektim 22 milyon 500'den? 4,5 milyon kadar az vergi ödemiş olacağım. %10'un %5'i kadar. Şimdi örnek sıfıra göre de sıfır kalktığı için örneği revize etmedim. Ama bir de burada şey var. İşin içerisine eğer ki bu üretimden elde edilen bir kazançsa, ihracattan elde edilen kazançsa bu kez indirimli kurumlar vergisini 24 veya
20 üzerinden hesaplayacağım. 25'ten hesapladım ya. Bu kez 20 veya 24 üzerinden hesaplayacağım. O biraz daha karışık bir şey. Ama indirimli kurumlarla ilgili olarak bilmeniz gereken arkadaşlar, vergi indirimi varsa, harcama varsa yatırıma katkı tutarı kadar daha az vergi ödeyeceğiniz anlamına geliyor. Piyasada çok fazla bazen yatırım teşvik belgesi, bir de şeyde bizim kendi çalıştığımız firmalarda da yatırım teşvik belgesi almışlar, haberimiz yok. Yani en son bizim haberimiz oluyor. Onu da anlatayım. Evet, o biraz çok şeyi yok. Bir tane mukteza var onunla ilgili de. Kafamdakini anlatacağım mukteza doğrultusunda. Gelir vergisi mükelleflerinde gelir vergisi indirimi. Tamam. Şu şeyi bitirelim de indirimli kurumlar vergisini. Arkadaşlar şimdi tefsi yatırım yaptığınız zaman da mesela bazen şey oluyor. Mesela tefsi yatırım demek bir sizin fabrikanız var. İlave bir makine koyuyorsunuz. Bu makineyi koyduğunuz zaman da bu makineden elde edilen kazancı hesaplamanız mümkün mü? Değil. Ne yapıyorsunuz? Tefsi yatırımda da oranlama yapıyorsunuz. İşte tebliğde var. Oranlamayı da bulduğunuz rakamı da ticari bilanço kârıyla çarpıp oradan hareketle indirimli kurumlar vergisi matrağını hesaplıyorsunuz. Komple yatırımda ticari bilanço zararınız varsa, kanunen kabul edilmeyen gider dolayısıyla mali kârınız varsa, yatırımdan elde edilen kazanç dolayısıyla indirimli kurumlardan yararlanabilir misiniz? Yararlanamazsınız. Çünkü ticari bilanço zararınız var. Komple yatırımdan elde edilen kazanç ayrı bir takip edilmesi gereken, işte geliri, maliyeti, müşterek genel gider varsa müşterek genel gider payıyla indirimli kurumlar vergisine tabi komple yatırım kazancının ayrı belirlenmesi lazım. Aslında indirimli kurumlar vergisinde arkadaşlar özetlersek işte komple yatırım, yeni şirket kurulması, mevcut bir şirketin içerisinde yapılması, bunun komple olması, tefsi olması, vergi indirim oranının farklı olması, ihracatçı olması, üretim faaliyetinin olması veya ticari faaliyetinin olması indirimli kurumlar vergisi hesabını o kadar çok şekillendiriyor ki veya çeşitlendiriyor ki. Biliyorsunuz hayatımızdan Covid diye bir vaka geçti değil mi? Covid herkeste, her bünyede aynı etkiyi yaratıyor mu? Bazısı çok rahat atlattı. Bazıları yattı, bazıları öldü. Bu da indirimli kurumlar da öyle. Her mükellefte gelir vergisi, kurumlar vergisi matrağına göre, yapılan harcama tutarına göre, mükellefin başka faaliyetleri dolayısıyla gelir elde edip etmemesine göre çok farklı özellik arz ediyor. 2022 Cumhurbaşkanı kararı %100'e çıkarılmıştı. O kapandı. Ama şimdi o dönemden yapılmış bir harcama ve yararlanılmamış bir yatırıma katkı tutarı varsa 2023'te de onu sıfır olarak uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Yani indirimli kurumlar vergisi de enflasyon düzeltmesi gibi biraz matematiksel olarak oturup işlem yapmanız lazım. Yani hani siz bana deseniz ki biz 10 milyon liralık harcama yaptık. Şöyle bir yatırım teşvik belgemiz var. Yatırıma katkı tutarımız bu. Ben derim ki bana şeyi getir. Üretimden elde edilen kazancı, ihracattan elde edilen kazancı ve kurumlar vergisi matrahını getir derim. Komple yatırımsa da komple yatırımdan elde edilen kazancı getir. Ondan sonra ben hesaplamayı yapabilirim. Biraz zor bir konu. İndirimli kurumlar vergisi ama bununla ilgili de bilmeniz gereken bu seminerde indirimli kurumlar vergisiyle ilgili bir yatırım teşvik belgeniz varsa yaptığınız harcama ve yatırıma katkı tutarıyla sınırlı daha az kurumlar vergisi ödeyerek ilerleyebileceğinizi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yok, diğer gelirle oranlama da bakın şöyle basit bir örnek vereyim ben size. Ticari bilanço kârınız 100 milyon. Kanunen kabul edilmeyen gideriniz 10 milyon olsun. 110 milyon vergi matrağınız var. Komple katı yatırımdan elde edilen kazancınız var. 50 milyon. 50 milyona indirimli kurumlar vergisi uygularken komple yatırımın yatırıma katkı tutarını uygularsınız. Başka bir yatırım teşvik belgeniz varsa da kalan 60 milyona da diğer faaliyet uygularsınız.
Yani bazı firmalarda birden fazla yatırım teşvik belgesi oluyor, tevsi oluyor, komple yatırım oluyor. O kadar iç içe giriyor ki. Yani bunu benim size sözel olarak anlatmam çok zor. Ama çok karışık olduğunu söyleyebilirim. Yani oturup siz bana bir case getirirseniz birlikte hepsini hesaplarım. Konuya çok vakıfım, hakimim ama veriler sağlıklı olursa aynı enflasyon düzeltmesinde olduğu gibi. Ben sadece burada indirimli kurumlar vergisiyle ilgili bir özellik arz eden durumları size aktarmaya çalıştım. Çünkü sunumun devamında şey var mesela, hani işte birden fazla yatırım teşvik belgesi olabilir. Ondan sonra diğer faaliyetlerden biraz hep konuştuğumuz üzerinden gittiğimiz konular. Bakayım. Bir de arkadaşlar şey var, onun altını çizmiş olayım. Yatırıma katkı tutarından yararlanmadığınız bir kısmı yeniden değerleme oranını da artırarak ilerleyebiliyoruz. Ama yeniden değerleme yapmak için de yatırımın tamamlanması gerekiyor. Daha doğrusu tamamlama vizesine başvurunuz gerekiyor. Tamamlama vizesine başvurmadan yatırıma katkı tutarlarını, kullanmadığınız yatırıma katkı tutarlarını endeksleyemezsiniz. Onun da altını çizmiş olayım. Arkadaşlar enflasyon düzeltmesini anlatırken söylemiştim, belirtmiştim. 39 itibariyle en son yeniden değerleme yapıyorsunuz. 31-12-2023 tarihiyle itibariyle yeniden değerleme yapmıyorsunuz. Tamam. Çünkü 39'da 31-12'yi enflasyon düzeltmesine tabi tutuyoruz. Burada şöyle bir kaybımız oluyor. Yeniden değerleme yaptığınız firmalarda 31-12-2023'te son 3 ayın amortismanını neyden ayırmış oluyorsunuz? 39 değeri üzerinden ayırmış oluyorsunuz. Evet, burada da yazmışım 34.80. Arkadaşlar, hayatımıza son 3 yılda o kadar fazla konu girdi ki, finansman gider kısıtlaması, üretimden elde edilen kazanç, ihracattan elde edilen kazanç, vergiye uyumlu mükellef indirimi, enflasyon muhasebesi, başka hep yeni konular. İndirimli kurumlar hep vardı. İşte bu konular aslında gerçekten bilanço veya gelir tablosu hazırladıktan sonra vergi hesabını o kadar zorlaştırıyor ki. Yani o kadar fazla farklı vergi oranları uyguluyoruz ki. Yani indirimli kurumlarda işin içerisinde. Şimdi finansman gider kısıtlaması çok tartışma, yargıya intikal eden konu oldu. Hani biz mesela yeniden değerleme, bazıları işte yeniden değerleme yapmayın, enflasyon düzeltmesini bekleyin diye böyle yorumlar yaptılar. Ben her zaman şunu yazdım. Enflasyon düzeltmesini beklemek mantıksız. Yeniden değerleme yapmayı unutmayın. Niye? Yeniden değerleme gerçekten inanılmaz bir amortisman avantajı sağladı. Bir, çünkü %2 ödedik. Ben bunun matematiksel analizini yaptım. Ödediğiniz %2 devlete birse sağladığınız vergisel avantaj 25, belki daha fazla. İkincisi, öz kaynağınız güçlendi. MDV değer artış fonu, finansman gider kısıtlaması kapsamı dışında kaldınız. Örtülü sermaye uygulaması kapsamının dışında kaldınız. Rasyolarınız düzeldi. Birçok avantajı vardı. Tabii finansman gider kısıtlaması benim birçok firmamda hayatımdan çıktı yani. Ben mesela dava açmayı düşünüyordum ama çoğu yeniden değerleme yapınca hep finansman gider kısıtlaması kapsamı dışında kaldık. Şimdi tartışılan uygulamalardan biri işte Cumhurbaşkanı kararından önce kullanılan kredilerin kur farkı ve kredi faizlerinin finansman gider kısıtlamasına tabi olmaması yönünde. Bununla ilgili bir yargı kararı olumlu çıktı. Tamam mı? Yani 1-1-2021 pardon şeye geleceğiz, tarihi neydi, Cumhurbaşkanı kararnameni, kararnamesi tarih koymamış mıyım? 3 Şubat 2021. Şimdi bir de burada finansman gider kısıtlamasında biliyorsunuz bilançonun pasifindeki kısa ve uzun vadeli yabancı kaynağı topluyorsun, öz kaynağı.
aşan kısmı toplam kaynağı bölüyorsun. Ondan sonra buradaki kredi faizi, kur farkı, işte bunun %10'unu da kanunen kabul edilmeyen gider. Bunu biliyorsunuz. Ama burada tartışılan hususlar var. Bir kere ben diyor yıllara sari inşaat işi hak edişini, kıdem tazminatı karşılığını, aldığım avans borç değil ki diyor. Ben bunu niye kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak toplamıyla öz kaynak karşılaştırmasına dikkate almamam gerekir. Doğru mu? Doğru. Lehe karar var bununla ilgili yargıda. Bir de normal şartlarda finansman gider kısıtlamasına tabi kaynak. Benim mesela avansları değerleyip ortaya çıkan kur farkını niye finansman gider kısıtlamasına tabi tutayım? Veya 320 satıcılar hesabı gibi, bunlar da ayrı bir tartışma. Yani finansman gider kısıtlaması hayatımıza girdi. Biz var ya bazen vergi yargısını gereksiz meşgul ediyoruz. Bunun olması gereken ne biliyor musun? Benim bankadan kullandığım krediler 300-400, bir de leasing yoluyla aldığım 301-402, doğru mu? Yok. 300-402 neyse. He. Bunları toplayıp öz kaynakla karşılaştırmam lazım ve bunlardan kaynaklı kredi faizi ve kur farkını gider kısıtlamasına tabi tutmam lazım. Doğru olan bu. Yargı dolaya böyle bakıyor. Çok yüksek tutarlı finansman gider kısıtlaması yaptığınız mükellefleriniz varsa ihtirazı kayıt koyup dava açın arkadaşlar. Yani karşılaştırmayı yaparken de bakın banka kredileri, leasingleri öz kaynakla karşılaştırın. Hem bu yönüyle öz kaynak oranını bulma açısından bir yargı lehe karar veriyor. Hem de sadece bu kaynaklardan kaynaklı kredi faizleriyle kur farklarının finansman gider kısıtlamasına tabi olduğu ile ilgili yargının mükellefliğine kararları var. Sunumda var yani ben şey yapmıyorum. Kararları da koydum. Paylaşacağım zaten oradan bakarsınız. Ben kafamdakini anlatmaya çalışıyorum. Bir de baş belası vergiye uyumlu mükellef indirimi. Uyumlu muyuz, uyumsuz muyuz? Hani bizim Türkçe'de şey vardı ya, büyük sesli uyumu, büyük sessiz uyumu. Sorsanız hiçbir şey hatırlamıyorum vallahi. Cevaplayamam. Şimdi vergiye uyumlu mükellef, ya şimdi aslında şöyle. Geçen ben LinkedIn'de yazdım. Mesela gayrimenkul sermaye iradı beyannamesi veriyorum. Menkul sermaye iradı beyannamesi veriyorum ve düzenli veriyorum. Ben niye vergiye uyumsuzum? Evet. Niye ben uyumsuzum? Aslında çok uyumlu bir vatandaşım. Vergimi ödüyorum değil mi? Bildirim yapmayanlara çok uyumluyum. Bunu yazdım da cevap gelmedi. Şimdi vergiye uyumlu mükellef indirimi ortaya çıktığında da arkadaşlar şimdi şey butonu var. Bu dijital vergi dairesinde giriyorsunuz. Yeşil yanıyorsa oh mutlusunuz. Yeşil yanmıyorsa şimdi uyumsuzsunuz. Şimdi tabii vergiye uyumlu mükellef indirimi ile ilgili kanun düzenlemesi ilk çıktığında işte bazı beyannamelerin işte 3 yıl içerisinde işte mesela 2023'ten yararlanıyoruz ya 22-21'in beyannamelerin zamanında verilmesi lazım. İşte vergi borcunun olmaması lazım. Hakkında ikmalen resen yapılmış bir tarihat olmaması lazım. Sayılan bir takım kriterler var. Şimdi mesela bir firma bir firmayla birleşiyor. O firmaya bir beyannamesini eksik verdiyse seni yararlandırmıyor. Dava açtım kazandım. Yani ana firma. Ya ben onunla birleşmişim. Onun geçmişinden. Yani o cinayet işlemişse beni ne ilgilendiriyor? Ben böyle diyorum değil mi? Aynen öyle. O ortadan kalkmış. Aynen öyle. Bir de bu vergi beyannameleriyle ilgili bir şey yoktu. Hani hangi beyannameler? Özellikle bu damga vergisi, işte özel tüketim vergisi bir takım. Evet GKAP. Yani bunlar işte bununla ilgili bir 7194 yanlış hatırlamıyorsam bir sınırlama yapıldı. Dediler ki bu beyannameler zamanında verilecek. En büyük sıkıntı şuydu. Şimdi vergi uyumlu mükellef indiriminde şu anki rakam 6 milyon 900 bin. Geçen sene 4.400'dü. Ondan önceki de 3.900'dü. Toplayın ciddi bir rakam yapıyor 3 yılda. Geldi müfettişin biri size
1000 liralık bir tarayat yaptı. Nakliye faturasını kabul etmedi. Buyurun 3 yıl gitti. O şeyleri de geri çağırıyorlardı. 1000 TL'ye kadarki olanlar arasında da var. İşte 1000 TL derken 10.000'de yani. 1000'i şimdi onu 1000'i geçsin 50.000 liralık diyelim. Rakamı evet küçük tuttum. 50.000 lira diyelim. Tabii bunu biraz yumuşattılar. Dediler ki yararlandığın tutarın %1'ine kadar olan tarihatları bu vergiye uyumlu mükellef indirim hakkını ortadan kaldırmıyor. Öte yandan ikmalen reysen veya idarece yapılan tarihatın da kesinleşmiş olması şartına bağladılar. Hani gidip dava açıp kazanırsanız en azından vergi dairesi dava sonucunu beklemek zorundaydı. Ya beklemek zorunda. Eskiden böyle bir şey yoktu. Yararlanıyorsun, geliyor bir 50 bin liralık tarihat yazıyorsun, gitti şey. Bir de geçmiş de gidiyor, önündeki 2 yılda gidiyor. Hep geçmişe geliyorsun ya. Bunun matrahında oran uygulamasında da avantaj sağlıyordu. Evet. Dolayısıyla aslında vergi yargısını son dönemlerde en çok yoran konulardan biri vergiye uyumlu mükellef indirimi, finansman, gider kısıtlaması, uygulaması. Yüzlerce dava var. Yani şimdi bu matrahat 7440'la da ilgili vardır yaygın bir şekilde. Hani vergi uyumlu mükellef indirimden yararlanırken yeşil yanıyorsa geçiyorsunuz arkadaşlar. Hani şartlara çok haiz olmanıza gerek yok. Ama şartları yararlandığınız bugün yeşil yanan şey bir yıl sonra kırmızıya dönüşebilir. Hakkınızda bir tarihat yapılır o yasal sınırı aşan tutarda. Ona da gidip uzlaşırsanız yandınız. Davayla kaldırmanız lazım. Kaldırmazsanız yandınız. Geçmiş 3 yıl gidiyor ve önümüzdeki 2 yıl gidiyor. Yani 5 yıla mal oluyor. 2023'e bir tarihat yapasın 5 yılınıza mal oluyor. Geri alırken de onu geçmiş faiziyle mi alıyor? Evet. Geliri de kaybediyorsunuz. Evet. Ya şöyle bazen şöyle işte vergi dairesi mükelleflere bir hak veriyor vergi dairesi. Her tarafa da mayın döşüyor. Ya basıyorsunuz. Yani ister istemez bir yerde basarsınız yani. Çünkü firma ölçekleri çok yüksek. İllaki bir fatura şey çıkıyor. Sahte çıkıyor işte 100 bin lira, 200 bin lira. Firmanın 6 milyar cirosu var. 300 bin liralık naylon fatura olur mu? Olmaz. Sahte çıkan fatura telefon faturası oluyor. Evet, o da oluyor. Evet arkadaşlar, vergi uyumlu mükelleflerde biraz sitem ettik değil mi? Şartlar burada var. Şimdi arkadaşlar ben şöyle kendi mükelleflerimde şöyle bir çalışma yapıyorum. Aslında şöyle muhasebe altyapısını ve sistemini çok sağlıklı kurarsanız bazı uygulamalarından yararlanmanız çok kolay olabilir. Bu ne demek? Şimdi ben mesela ihracat ve üretim yapıyorum. Geçen sene 2022 için ikisi de 1 puandı. Çok rahattı. Ama şu anda 5 ve 4 puan 1 puan olduğu için ihracattan elde 600'ün altında 601'e yazıyorsunuz zaten. Onun kur farkı da geliyor oraya. Üretimden elde edilen kazanç, üretimin maliyeti neyse bunu muhasebe kayıtlarında ayrı takip ederseniz. İhracattan elde edilen gelir. Excel'e yazdım. İhracattan elde edilen gelirin maliyeti. Bulamadım. Sıkıntı yok. Üretimden elde edilen gelir, ihracat. Oranlayın. Toplam maliyeti dağıtın. Alta İkisinin gelirini buldunuz, kazancını buldunuz. Müşterek genel giderleri de gene o dağıtım anahtarıyla dağıtın. İhracattan elde edilen geliri, üretimden elde edilen geliri bulun. Bunların da ticari bilanço karı içerisindeki oranını bulun. Kurumlar vergisi motrağına onu anlayın. 32.7, 32.8'i gidin yazın. Biraz özel bir çalışma ama özellikle 5 puan vergi indirimi çok ciddi bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Tabii ki. Bu hizmet ihracı yapan firmalarda beyannameyle o yüzde beşi kabul etmiyor. İhracatta var. Hizmet ihracatında. Hizmet ihracatında. Evet. Bu yüzde beşlik indirimi beyannamede kabul indiremiyor. Ona şöyle
ihracat, münhasıran ihracat faaliyetinden elde edilen gelir diyor. Ben uyguladım, hizmet ihracatı yaptım. Ben biz... Bilmiyorum ben, yani bana da şey geldi de hani özel, yani ihracat açısından bir sınırlama yok. Yo, onda sıkıntı yok. Yani yararlanabilirsiniz yani, bilmiyorum. Yok şöyle, zaten ebeyanname programında siz bunu ne yapıyorsunuz? Hepsi hizmet ihracatıysa şeye yazmanız lazım. Bakın. Ebeyanname programında ticari bilanço karının yanında ihracattan elde edilen gelir diye bir bölüm var. Oraya yazdınız ya. Oraya atıyorum 10 milyon yazdınız. Bekleyin. Siz ne yapıyorsunuz? Ticari bilanço karınızı, daha doğrusu ihracattan elde ettiğiniz karı ticari bilanço karına uyguluyorsunuz. Bulduğunuz oranı mali karla çarpıp sonra gelip o tutarı 32'ye 8'e yazıyorsunuz. Oraya yazmamış olabilirsiniz. Doğru anlattım mı? Ebeyanname programı iyi bilirim arkadaşlar. Yeminliler program bilmez, beyanname yapamaz diyemeyin bak. İyi kullanırım. Ben ticaret sitesi olduğu için benim altyapım muhasebe altyapı. 10 yıl üniversitede muhasebe dersine girdim. O yüzden muhasebem İyidir yani. Arkadaşlar. Tabii ki. Şimdi bir firmam var. Şu ihracattan elde edilen kazançlarda şöyle bir şey yaşadım. Sadece ihracat yapıyor. Yurt dışına tesis kuruyor. Tamam. Tesis kuruyor. Parayı peşin alıyor. Bütün şeyi, cari hesapları kapalı. Fakat bir yatırım yapacağı için aldığı parayı da döviz hesap. %30'unu bozduruyor değil mi? Efendim? %30'unu bozduruyor. Hepsini tutmayın. Bütün işlemler tamam. Bir sorun yok orada. Yani senede bir tane iş yapıyor ama büyük bir iş yapıyor. Yatırım yapacağı için de parayı döviz hesaplarında tutuyor. Şimdi bu ihracattan elde edilen kazancı hesaplarken ciddi anlamda bir 646 geldi. O zaten şöyle, ticari bilanço karına o rakam gitmiş oluyor zaten. Evet, İhracattan elde ettiğiniz kazancı da ticari bilanço karına onaylıyorsunuz. Sonra da mali karla çarpıyorsunuz. Değişen bir şey yok. Onu yani kullanmış oluyorsunuz. Bunun tamamını ihracattan elde edilen kazanç yok. Olarak göremezsiniz. Yok. Ben de öyle. Bakın tebliğ diyor ki ihracattan elde ettiğiniz kazancın kapsamına sadece yurt dışından İhracat dolayısıyla alacağınız varsa onun değerlemesinden kaynaklı kur farkı geliri giriyor. Tamamı öyle zaten. Tamam. Şey... Ama bakın ben size başka bir şey dedim. Sizin o kambiyo karınız dönem sonunda neye gidiyor? 690'a gidiyor. Evet. O da ticari bilanço karının içerisine giriyor. Evet. İhracattan elde edilen kazanç ticari bilanço karı oranlamasında o tutar dikkate alınıyor. Çarpı mali karla çarptığın zaman ihracattan elde ettiğin kazancın yüksek olması durumunda indirimli vergiden faydalanmış oluyorsunuz. Ben artmış oluyor. Ben oranladım zaten de. Fakat şey geliyor tabii ki. Parayı orada tutuyor olmak mantıklı olmamış oluyor. Yani evet. İndirimli vergiden yararlanmak. Anladım. Şimdi ekrana gördünüz arkadaşlar. Mali idare ne gerçek gideri kabul ediyor ne götür gideri, değil mi? Böyle bir başlık atma gereği duydum. Biraz da gülelim değil mi? Hep böyle somurtmayalım. Ben böyle keyifli yazarım. Şimdi bunu niye yazdım biliyor musunuz? Aslında şimdi biliyorsunuz götür gider kaldırıldı ama 2023 için geçerliliğini koruyor. Yani 2023'te Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesinin bir parantez içi hükmü uyarınca götürü gider uygulamasından faydalanmaya devam edebilirsiniz. Şimdi yani binek otomobillerinin %70-30 olayı baş belası. Ya otomobil, yani bir otomobil alıyoruz. Yani muhasebeleştirmesini, şimdi bir de olayın enflasyon düzeltme boyutuna da gireceğim de. İşte amortisman sınırı var.
ÖTV ve KDV'yi gider yazarsan aşan kısmı KKG yapıyorsun. ÖTV ve KDV'yi maliyete intikal ettirirsen amortisman sınırından dolayı amortismana tabi kısım, amortismana tabi olmayan kısım. Gel enflasyon düzeltmesinde ne yapacaksın? İkisini de düzeltmeye tabi tutacaksın ama amortismana tabi tutmadığın kısmın gelir etkisini 698'de dikkate alacak mısın, almayacak mısın? Yani sorun, bir sorun başka bir sorunu beraberinde getiriyor. Ben bu başta niye attım? Gerçek gideri de kabul etmiyor. Yani benim otomobilimin niye benzin giderinin %30'unu kabul etmiyorsun? Yani kıyafet alıyoruz, kabul etmiyor. Ne yapalım yani? Pijamayla mı gidelim şeye, işe? Haftası yani serbest, biraz önce espri yaptım ha, Avrupa'dan falan giyinmiyorum. Faturaları ibraz edebilirim karşıt yapmak isteyenler için. Şey için söylüyorum. Efendim? Yok, metal takamıyorum bak. Alerjim var. Hiçbir şey takamıyorum. Efendim? KDV'yi şeyinde çıkıyor mesela. Vakko'dan yılbaşında mesela şey, gömlek alınmış. Sanki özel harcama gibi değerlendiriyor. Ya işte yılbaşı hediyesi. Yani onun KDV'sinin indirim listesinden çıkartmaya çalışıyor. Ne gerçek gideri, ne gerçek KDV, hiçbir şeyi kabul etmiyor. Hiçbir şeyi indirmeyelim. Kazancın tamamını da %2 yazalım ticari bilanço kârına. Üzerinden de %25'i ödeyelim. Ne güzel. Böyle bir şey. %70'ini işlemiş, %70 KDV'sini mi indirmiş? Tek tek izahat istediler fişlerle ilgili. Evet. Yani onu tutuncuya kadar göbeğimiz çattı. Yani biraz angaryası bol bir yapı. Mesela lastik aldığınız zaman amortismanının %30-70 yapmıyorsunuz değil mi? Yapmıyorsunuz. Orada şey yok. Ya sadece orada yapmamanız lazım. Yapmayacağız. Lastik gider yazmıyoruz ya. Gider yazmadığımız için amortisman ayırıyoruz. O yüzden orada 30-70 yapmıyoruz lastikte. Onu özellikle şuraya bir yere yazdım. Bak, lastik giderlerinin amortismanı tabi yapılmalı mı diye yazdım. Yapılmaz. Bazı şeyde yani otomobiller okuduk. Mesela pazarlama şirketlerimiz var. Yıllık mesela araba 50 bin kilometre yapıyor. Her yıl lastik değişiyor. Yani orada amortisman değil de yani gider yazmak lazım. Nakliyeciler de aynı şekilde. Evet, yani binek otomobillerinin hem ya işte aslında bu da yeni hayatımıza giren konulardan biri. Binek otomobili işte vergiye uyumlu, finansman gider kısıtlaması gibi devam ediyoruz. Neyi? Binek motorda pazarlama firmasındaki yenileme fonu, araç satış karına ortaya çıkan karları yenileme fonuyla kodelerlik öteleyip daha sonra yenileyince yani vergi usulü 328 uyarınca şartlara aitseniz yenileme fonunu alabilirsiniz. Yeni aldığınız aracın da amortismanına o fonu mahsup edebilirsiniz. Onda engel bir durum yok. Bir şey söylediniz. Serbest bölgeye. Serbest bölgede gümrük hattı dışında sayılıyor. Dolayısıyla yararlanmaya engel bir şey yok. İşte belli oraya doğrudan malı ihraç ediyorsanız ama ihracattır. Bir bakmam lazım. Çok hani serbest bölgeyle işim olmadı ama bir bakalım. Arkadaşlar, çok dönem sonu ile ilgili değil ama piyasada bazen bu 5 milyon liralık bir şey var ya, KDV tevkifat uygulaması. Biraz başımızın belası. 5 milyon da çok az bir para oldu. Yani çıktığından bu yana çok fazla endekslenmedi de. Şimdi
Burada karşı tarafın belirlenmiş alıcı olup olmamasının hiçbir önemi yok. Siz bir iki şirket 5 milyonluk bir sözleşme yaptıysa, işi alan taraf bu işle ilgili alta taşer ettiği bedel ne olursa olsun tevkat yapılacak. Bakın emtia alımı değil, hizmet alımında. Ama hazır betonu emtia olarak görmüyor mali idaresi, onu bir inşaat hizmeti olarak görüyor. Dolayısıyla mesela 50 milyonluk bir yapım işi aldınız. Alt taraftan gelen bir firmaya 300 bin liralık bir iş yaptırdınız. Çoğu piyasada kimse KDV tevkiatı yapmıyor. Diyor ki 5 milyonun altında. Bakın anasının 5 milyonun üzerinde olması lazım. Anası 5 milyonun üzerindeyse artık işi alan alta taşere ettiği işin bedelinin 5 milyonun altında olup olmadığına bakmaksızın KDV tevkiatı yapacak. Bu piyasada en bilinmeyen konulardan biri arkadaşlar. Bir daha tekrar ediyorum. Siz 5 milyonun üzerinde bir iş aldıysanız, aldığınız işle ilgili de bu işi parçaladıysanız, 5 milyon az bir rakam, şu anda 50 milyonluk bir iş aldınız, bunu 20 milyonlu birine verdiniz, 10 milyonlu birine verdiniz, 200 bin lirasında birine verdiniz, 300 bin lirası, biri geldi havalandırma yaptı, biri klimayı taktı, 100 bin lira. Hepsi tevkiatlı arkadaşlar. Ama emtia alımında yok bakın. Emtiyada sadece hazır beton. Altını çizmiş olayım. Bu piyasada çok bilinmeyen konulardan biri. Her şeye %100 tevkiat. Parayı devlete verelim ya, onlar bize ihtiyacımız olduğunda versin. Değil mi? Evet, sorumlu sıfat. Ya. Şimdi aslında orada şöyle bir şey oldu. Herkes ona çok tepki gösterdi. Ben de tepki gösterdim. Çünkü sizin zaten angaryalarınız gereğinden fazla. Şimdi sorumlu sıfatıyla KDV'yi ödemeseniz bu tarafta indirim konusu yapamıyorsunuz. Aslında ilk haliyle böyle çıksaydı biraz daha iyiydi. Şimdi diyor ki onu da iade almanız için diyor. Bu kez de bütün belgeleri tamamlattırmaya çalışıyor. Eskiden mesela gelecek ay onu mesela şey konu edebilirdiniz. Mahsuba, hani YMM raporu veya YMM raporsuz neyse, karşı dinlemeler sonradan gelebilirdi. Biraz o sıkıntılı oldu. Ya ama şey işte, KDV'yi bir an önce devletin kasasına koymaya çalışmak sıkıntılı bir durum. Arkadaşlar şimdi bilmiyorum, ihtisas vergi dairelerinden size yazı geliyor mu mükelleflerinize? Şimdi biliyorsunuz katma değer vergisi kanunun geçici 37. maddesinde bina inşaatı için, yatırım teşvik belgesindeki bina inşaatı için bir şey var. KDV istisna belgesi veriyorlar. Siz projeye giriyorsunuz. Ondan sonra o projeye uygun olarak aldığınız inşaat malzemelerinde KDV'si alabiliyorsunuz. Şimdi mali idare, bizim bazı mükelleflere yazılar geldi. Enteresan. Fabrika binası yaptık. Binanın kenarını duvarla çevirdik. İşte oraya da bir güvenlik yapıyorsun. İstina belgesini vermiş. Ben bir yıl önce bitirmişim. Şimdi bana diyor ki sen diyor o duvarla ilgili ve bekçi kulübesiyle ilgili istinadan yararlanamazsın diyor. Buyur bakalım. Yazı geldi. Var. Onaylamış, vermiş. Şimdi de yanlış yapmışım diyor. Ben şimdi normalde onu KDV'li alsaydım ödeyecektim, indirecektim. Evet. Zaten KDV ödüyorum. Şimdi bana diyor ki onu ödeyeceksin, indiremeyeceksin de diyor. Bir de bir kat vergi cezası keseceğim diyor. Ya böyle bir anlayış olur mu? Şimdi bununla cebelleşiyoruz. Yeni bir ihtilaf konumuz daha oldu. Hoş geldiniz. Onu da ödettiriyor. Ya burada şey var. Sen projeye girmişsin, istina belgesini vergi dairesi, istisnas vergi dairesi onaylamış, inşaatı bitirmişsin. Diyor ki yani
şeyi de şimdi şeyi bazı kalemleri inşaat kalemlerini kabul etmiyor. Yani aklıma gelen mesela ya şey yaptırmışız mesela fabrikada mutfak yaptırmışız. İşte o mutfak ne? İşte oraya uygun bir şekilde bu ankestre mutfak oluyor ya. Ya bu da binanın bir fabrika binasının mütemmim cüzü yani. Ben bunun KDB'li alman lazımdı diyor. Uğraşıyoruz. Yani bununla ilgili belki Bursa'ya daha Ankara'dan gelmemiştir arkadaşlar. Yeni geldi. Ayağım uğurlu gelebilir ha. Ondan sonra gelmesin. Burada gelmesin. Öyle mi? Ondan dolayı olabilir. Evet. Şimdi başka bir konu arkadaşlar. Şimdi bu enflasyon düzeltmesi yaparken de sizi etkileyecek bir şey. Şimdi iştirak ettiğiniz firma sermaye arttırımı yapıyor. İşte bu kar yedeklerinden olabilir. Sermaye yedeklerinden olabilir. Şimdi uygulamada biz şöyle, bazen hiç haberimiz de olmuyor. Yani iştirak sermaye arttırıyor, bir zahmet bir haber vermiyor. Biz işte kar yedeğinden veya sermaye yedeğinden sermaye arttırımı yaptık, siz de kayıtlarını. Sermaye yedeğinden sermaye arttırımı yapılırsa ana firmada hiçbir muhasebe kaydı yapmıyorsunuz. Yani ana firma, şey, iştirak ettiğiniz firma maddi duran varlık değer artış fonunu sermaye ilave etti. Siz burada herhangi bir kayıtta düzeltme yapmıyorsunuz. Ama geçmiş yıl karlarını sermaye ilave ettiyse burada payınıza isabet eden kısmı 242-45 neyse iştirakler bağlı ortaklıklar hesabına borç, iştiraklerden temettü gelirleri hesabına alacak yazıp kurumlar vergisi beyannamesinde de onu iştirak kazancı istisasına konu ediyorsunuz. Şimdi bu niye önemli? Böyle eksik yaptığınız iştirakler varsa, yani şimdi enflasyon düzeltmesi yaparken bilançonuzun aktifinde iştirakler hesabı varsa o iştiraklerin sermaye artırımı yapıp yapmadığını ve sermaye ve kar yedeklerinden daha doğrusu sermaye yedeğinden değil de kar yedeğinden varsa o kısmın aslında enflasyon düzeltmesine tabi tutulması lazım. Tescil tarihi itibariyle. Bu da aklınızda olsun. Fazla bir angarya oldu ama birkaç konu daha var arkadaşlar da. Nakdi sermaye indirimini biliyorsunuz zaten. Sınırsızdı. Mali hemen stop dedi. 5 yılda sınırladı. Çok aslında yararlanan firmalar var aslında da ama bunu niye sınırladılar biliyor musunuz? Türkiye'de çok büyük bir firma, yabancı menşeli bir firma bildiğim kadarıyla ortaklar cari hesabını 331'e daha doğrusu sermaye ilave etti ve itirazı kayıt koydu, beyan etti. Rakam çok yüksek. Kazandı davayı. Bu ne demek? Lifetime inanılmaz bir vergi avantajı. Maliye de hemen şey yaptı, 5 yılla sınırladı. Aslında nakdi sermaye indirimi bir de şey var biliyorsunuz, hesaplıyorsunuz. Hani ilk yıl için bir kıst hesaplaması var da normalde kıst olmadığını düşünün. 5 milyon nakit sermaye artırımınız var. Oranımız 52.73'te çarp. Bunun %50'sini ne yapıyorsunuz? Kurumlar vergisi beyannamesinden indiriyorsunuz. Ve bu lifetime yani süresiz. Eğer ki parayı yurt dışından getirdiyseniz %75'ini düşüyorsunuz. İndiremediğiniz bir tutar varsa onu izleyen yıllara lifetime taşıyabiliyorsunuz. Yani endekslemeden ama. Çok ciddi güzel bir imkan vardı ama herhalde bu 5 yıllık süre sınırıyla biraz etkisi azaldı. Ama diğer taraftan tabii bu enflasyon düzeltmesinde bu aralıkta herkes sermaye arttırımına gitti bir de. Bazı iş bilmezler yazıyor, insanları yanlış etkiliyor. Öz kaynaklar içerisinde Aralık ayında, Kasım ayında, Ekim ayında yaptığınız hareketin enflasyon düzeltmesine etkisi sıfır. Sıfır. Matematiksel bir sonuç. Herkes koşturdu Aralık'ta tescil etmeye. Sadece nakit sermaye arttırımı yapsaydınız Aralık'ta
Gene 31-12 etkisi yok. Sadece iki geçici vergi dönemine etkisi olurdu. Nakit sermaye. Ama geçmiş yıl karını sermaye ilave et. MDV değer artışı onu sermaye ilave et. Neyse olağanüstü yedekleri. Hiçbir etkisi yok enflasyonun. Matematiksel etkisini ötür. Hesapladım. Bazen bilmeden, o yüzden dedim ya, enflasyon düzeltmesinde matematiksel işlem yapmadan yorum yapmayın dedim. Yazdım bunu da. Bazıları yazıyor. Şimdi mükellefler de biri yazıyor, bizi arıyor. Diyor ki işte böyle yaparsak böyle fayda. Yok, etkisi sıfır diyorum. Yanlışı düzeltmek daha zor bir şey, biliyor musun? O yüzden bilmeden yorum yapmamak lazım diye düşünüyorum. Evet. Evet arkadaşlar, bir de şey söyleyeyim. Biliyorsunuz geçen sene 2020 yılında kurumlar vergisi beyannamesinde indirdiğimiz indirim ve istisnalarda üzerinden %10, %5 ek vergi ödemiştik. Bu sene sürpriz yok. Şu ana kadar yok. Olabilir vallahi. Yurt dışında vergi ödeyen mükellefleriniz var mı? Ödemiyorlar mı? Yani yurt dışında vergi ödeyen mükellefleriniz varsa Kurumlar Vergisi Kanunu 30. maddesindeki belirli şartları, işte bir takım belgeler istiyor. O belgelerle birlikte indirim konusu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tuncay hoş geldin. Yeni mi geldin? Ben Ankara'dan sabah 7'de çıkıp 11'de buraya gelip Bursalı sevgili meslektaşlarımla buluşmak için heyecanla gelirken sen daha yeni geliyorsun. Hocam aynı heyecanı yaşarken ben neredeyse kaza yapıyordum hocam. Allah korumuş da yani bu bir mazeret değil. Buraya gelseydin. Soner üstadım geliyor. Hocam, bir karşılayayım. Sizin için geldim. İnanır mısınız sizin için geldim? Hoş geldin. Espri yapıyorum ya. Gördüm de bir takılayım dedim. Bu arada da tabii beni karşılayan, ağırlayan kardeşime de teşekkür ediyoruz. Ya eğitim vermek güzel bir şey aslında. Yani biz de gerçekten eğitim tek taraf değil arkadaşlar. Biz de bir şeyler öğreniyoruz. Verdikçe sizin sorularınızda biz de gelişiyoruz. Ortak bir etkileşim. Aslında bizim meslekte sürekli eğitim olması lazım. Yani meslek dinamik bir meslek. Bisiklete binmeye benziyor. Durduğunuz zaman her şeyi kaybediyorsunuz, düşüyorsunuz. Gerçekten işte bunun aramızda bizden daha yaş olarak tecrübeli arkadaşlarımız var. Eskiden geçici vergi beyannamesi yapmak çok kolaydı. Doğru mu? İşte ticari bilanço kârı kanunla kabul edilmenin ekliği matraş işte. Şimdi ya da geçici 1999 öncesi benim de yaşım çıkacak. 1999 öncesi geçici vergi şöyle hesaplanıyordu. Bir önceki yılın kurumlar vergisi veya gelir vergisi matrağının %70'inin %15'i veya %20'si. Çok basitti. Bizim de ben de Kayasan'da ben de 97'de başlamıştım kurulu o dönemlerde öyle. 52 yaşındayım. Teşekkür ederiz. Dedim ya spor yapacağız arkadaşlar. İki öğün yemek yiyeceğiz, bir öğün spor yapacağız. Hayat felsefemiz o. Ondan sonra da felsefesi olan sporlar da yapacağız. Ruh sağlığımız için. Çok güzel oluyor. Spor güzel bir şey ama. Öneririm. Ondan sonra bakın 50 yaşından sonra spor yapmaya kalkmayın. Hiçbir işe yaramaz. Gençler size söylüyorum. İki öğün yiyin, bir öğün spor yapın. Daha bakın bizim meslek kafayla çalışıyorsunuz ya emin olun zaman yok demeyin. O spora ayırdığınız bir saat sizin mesaide 5-6 saatlik iş performansınızı olumlu etkiliyor. Daha verimli çalışıyorsunuz. Daha iyi oluyor. Kendimden biliyorum. Yani ama öyle şey değil işte dışarı çıkıp dondurma yiyerek yürümeyin. O spor değil yani. Hani biraz terleyin. Hani bir şey hadi biraz yürüyelim diyor sonra dondurma ondan sonra tatlıcı. Biraz yürüdük nasıl olsa bir şey olmaz değil mi? Bizim hanım ve çocuklar da öyle yapıyor da o yüzden. Ben spora alıştırmaya çalışıyorum. Onlar beni tatlıcıya dondurmacıya götürmeye çalışıyor. Şöyle bir bakayım daha. Sütü tatlı yiyor musun hocam?
Yiyorum ya. Ben spor yaptığım için ben yemek konusunda çok şeyim yok, sıkıntım yok. Sadece spor şey için bakın mental sağlık için çok önemli. Koşun. Yani illa 10 kilometre koşmayın. 100 metre koşun, 200 metre koşun ama koşun. Yani vücuttaki o şeyi atın. Ödeme atın. Mesut. Mesut'a bugün önerdim. Evet arkadaşlar eğitimden sonra çıkıyoruz. Eşofmanları Maraba'da hep beraber nerede orman varsa gidip koşacağız. Kent Ormanı yakında gidip koşalım. Arkadaşlar benim hani nacizane size aktarmak istediklerim bunlar. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa üzerinden geçebiliriz, konuşabiliriz. Buyurun. Olağanüstü yedekleri. Aldım. Ya şöyle, beni Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesi çok ilgilendirmiyor. Ben genel kurul kararıyla karımı dağıtıyorum. Stopajımı da yatırıyor muyum? Yıllık gelir vergisi beyannamesiyle de beyan ediyorum ama maliye bir gün gelip deyip de senin kardeşim dönem karını olağanüstü yedekleri alamazdın. Ben sana şu vergileri iade edeyim der mi? Demez. Genel kurulda da kimse sıkıntı çıkarmazsa ben dönem karını olağanüstü yedekleri aldım. Çünkü düzeltme sonucu zararım çıktı. Ben diyorum ki 19 yıllık bir birikimi 31-12-2023 tarihli bilançoya yükleyemezsiniz. O yüzden benim Ticaret Bakanlığı'nın yapacağı bir düzenleme varsa benim düzeltilmiş bilançomun 1-1-2024'ten sonra düzenleyeceğim 31-12-2024 tarihli bilançoma etkisi olur. O kadar. Ben öyle düşünüyorum. Elde tutma. Elde tutmak şartıyla %25 kuruyorsun istisna var. Şimdi bunun ödemesiyle alakalı. 2 yıl içinde tahsil edilmesi gerekiyor. Evet tahsil edilmesi gerekiyor. Bir de 2 yıl elde tutmak gerekiyor. 2 yıl elde, 2 yıl öncesinde elde tutuyorsun. Evet. Sattıktan sonra da kazancı 2 yıl içinde tahsil etmeniz lazım. Kazancı da fon almanız lazım %75'e. Borca mahsup kabul ediyor tebliğ. Cari hesaba kabul ediyor. Kabul ediyor. Tebliğde düzenleme var. Hocam şimdi bu geçmiş ihtiyarlarını ve cari ihtiyarlarını sonra aldığımız zaman olağanüstü yedekleri. Yedekleri aldığımız zaman ileride sermaye eklemek gene mümkün. Raporda nasıl yazılır? Olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır diyecektir. Olağanüstü yedek olarak. Tabii. Geçmiş ihtiyarlarının o Türk Ticaret Kanunu'na göre olağanüstü yedeklere alınması mümkün. Olağanüstü yedeklere alınan geçmiş irkarlığın da akıbeti mükellefin tercihinde. İster sermaye ilave edil, ister dağıtıma konu edebilir. Zaten gözükmeyecek. Bakın o şurada örnek bir saniyenizi alayım. Yok, bankalara da öğretiriz ya. Bir şey bir dakika örnek şu. Şurada bir örneğin Excel'i var da bir şey göstereceğim size. Bakın. Hepsini bırakacağım. Ekranda hep bütün notlarım ekranda var arkadaşlar. Bir dakika. Bir şey yapayım. Bakın. Şu ikinci örneğim de düzeltilmiş bilançoda burada ha pardon ilk örneğe gitmem lazım ya çok özür dilerim. Şuna bir geleyim. Düzeltilmiş birinci örnek. Son olarak onu bir göstereyim size. Şurada bilanço. Ha düzeltilmiş bilanço. Şu 226 milyon vardı ya düzeltilmiş bilançoda. Ben şimdi onu gidip sermaye düzeltmesi olumlu farkıyla kapatırsam şurada hemen yapayım bakın size işlemi. 320 331 şu gözlüğümü bir takayım ya görmüyorum. 331 955 virgül 69 eksi 226 102
368 değil mi? 60 tamam. Geldim şurayı 0 yazdım. Şurayı da 94 229 629 01 yazdım. Gördün mü? Yapabilirsin. Enflasyon düzeltme sonucu çıkan düzeltme zararını öz kaynaklı enflasyon farklarıyla. Hayır, bunu 31.12'de yapabilirsiniz. Bakın ben bunu yaptım. Kapanış fişinde yapabilirsiniz. Bakın düzeltilmiş bilançoda neyim var, ne geçmiş karım var, ne geçmiş zararım var. Hiçbir şeyim yok. Bu yapılabilir. Yaptık da. Bu örnek var sizde. Ben şimdi kapattırken kaydetmeyeceğim. Peki üstad, bunları gelir vergisi mükelleflerinde yapmadan, bunları yapmadan oluşturmuştuk bilançoları ve vermiştik. Tamam. 1-1-2024'te yapabilirsiniz, yapabilirsiniz. Bakın, orada süreyle ilgili bir sıkıntı yok. Öz kaynak enflasyon farkları, bak tek tek sayıyorum. 502 sermaye düzeltmesi olumlu farkı. 520 hisse senedi ihraç birim enflasyon farkı. 22 iptal karı enflasyon farkı. 540'lı hesaplar, tek tek saymayayım. Bu farkları düzeltme sonucu ortaya çıkan zarara mahsup edebilirsiniz. Bunun içinde bir zaman sınırı yok. Sadece 503 sermaye düzeltme olumsuz farkının 502 hesapla, geçmiş yıllardan gelen 502 hesapla. Aynı dönemde hem 502 503 çıkmaz. Aynı bilançoda, şu anda düzeltilmiş bilançoda 502 503 varsa ikisinden biri 2003-2004'ten geliyordur. Tamam mı? Onu da kullanabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Kaydetmedim. Sorusu olan biri var mıydı buradan? Komple yatırım devam ederken de bittikten sonra da komple yatırımdan elde edilen kazanç kısmıyla ilgili indirimli kurumlardan yararlanamazsın. Devam eden kısım varsa mali kâra diğer faaliyet olarak yararlanabilirsin. Anladın mı? Bak şöyle söyleyeyim. 100 milyonluk yatırım yapıyorsun, komple yatırım. 10 milyonluk kısmını tamamlamışsın. 10 milyonluk yatırımdan da 5 milyon kar etmişsin. Normal şartlarda ticari bilanço zararın varsa o 5 milyon liralık kazanç için indirimli kurumlardan yararlanamazsın. Ama devam eden 90 milyon lirayla ilgili 2 milyon para harcadıysan ticari bilanço karına kanunun kabul edilmeyen giderin eklenmesi suretiyle bulduğun mali kara devam eden kısım için diğer faaliyet yararlanabilirsin. Tamam. Özelgeden önce bunları konuşmuştum Tuncay, biliyorsun. Hocam, onu bilebilir miyim? Aklınızda. Faydalanmadığınız, özür dilerim, yatırım döneminde faydalanmadığınız yatırım hakkı tutarını ilgili olarak bir atıp bulabilir misiniz? Yararlanmadığımız kısımla ilgili. Yararlanmadık. Mali karınız ve ticari karınız olsa bile. Şimdi şöyle, vergi idaresinden şimdi bizim bir mükellefe de geldi. Ben Ankara kurumlarla konuştum. Dedim ki siz ne yaptığınızı biliyor musunuz dedim. Benim 2021 yılında o firmayla ben 2022'de başladım. 21'de diğer faaliyetlerle ilgili indirimli kurumlardan yararlanma hakkı varken yararlanmamış. 4 milyon vergi ödemiş. Ben de mükellefe dedim ki Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı'nın bir muktezası var. Düzeltme beyannamesi vermek suretiyle gidip onu ne yapabilirim? İade alabilirim. Doğru mu? Yani düzeltme yapıp alabilirim. Almak istemiyorum. Almak istemiyorum. Ama illa düzelt diyorlar. Ama işletme dönemi için diyor. Özelgelerle düşünün. Efendim? Şimdi aslında yatırım dönemi için bulamadım. Yok. Ben yararlanmanın ihtiyar olduğunu düşünüyorum zaten. Zorunlu demiyorum. Ama mali idare, ya orada şöyle. Mali idare geçen sene niye öyle bir görüş verdi biliyor musun? Geçen sene ek vergi vardı ya, millet ek vergiden kaçıyor diye indirim ve istisnalardan yararlanmak zorundadır dedi. Öyle bir görüş verdi.
Ama bence de o işletme döneminde yararlanmadığın kısmı endeksleyerek büyütebiliyorsun ya. O endekslemeyi engellemek istiyorsan işletme dönemi için haklı. Ama diğer türlü diğer faaliyet devletin lehine zaten. Anlamsız. Rica ederim. Tabii ki. Şimdi bizim bir firmamız var. Firma kuruluşundan bugüne kadar 4 defa bölünmüş, 2 defa da başka bir şirkette birleşmiş. Geçmiş olsun. Evet. Yani canlıya ulaşmak için evlilikler yapmış. Bu konuda biz sermayenin tespitini, geçmiş yılların karını, zararını, yeniden değerlemeleri, aralarda normal artırımlar da yaptık sermayede. Hangi yönteme göre yapabiliriz? Yani yöntem derken öldüğüme ilk hangi girenden çıkarmalıyım? Sermaye olarak mı? Ya orada şirketin sermayelerini aldım 500 hesabım. Bence first in first out'la gidebilirsin yani FIFO'yla. Bununla ilgili bir yerde bir örnek. Yok bu örnek bu bunda. Yani çok bulamazsın. Ya yanlış ve hata yapmamak istiyorsan da bir mukteza talebinde bulunur. Yani bunun cevabını ben ne dersem, LIFO desem de yanlış. Ama şöyle, sizin bulamadığınız sistemi başka hiç kimse bulamaz. Birleşmelerde gelen öz kaynak hesaplarına düzeltme yapılması gibi bir yorumlar da var sanırım. Yok. Olmadığından dolayı. Yok öyle bir yorum olmaz. Bakın bu tür şeylerle ilgili bence... mukteza talebinde bulunun. Bu enflasyon düzeltmesiyle ilgili mukteza taleplerine de zaten çok kısa acil koduyla hemen cevap veriyorlar. Öyle ilerleyin. Bir soru geldi ama şahıstan şirkete dönenlerde sermaye tespitinde hangi tarihler baz alınacak? Bunu da anladım. Şimdi şirketin enflasyon düzeltmesinde bence şirketin kuruluşu gibi görüp oradan ilerlemek lazım. Çünkü şahısta nereye gideceğimiz belli değil. Onu, orada sen şey var aile kurulması ile ilgili özel durum var galiba. Yani şey sonrası. Buna bir bakayım ben hani çok net de cevap. Şirkette daha önceki gelir vergisi. Bir dakika ben bir şu şeyde benim sunumda sanki ben bir bakayım da. Şahıstan aile şey şahıstan gibi yok zaten şahıstan. Yapmayacağız. Dönüşüm olduğu için. Bir bakalım bir saniye. Şahıstan şeye mi dönüşmüş? Nevi değişikliği limited olmuş mesela. Nevi diyelim de. Önce kapanan şahıs firmasının zaten enflasyon düzeltmesi yok. Tescil ettiğimiz tarihte de hem bilançodan gelen nakdi sermaye var. Hem aynı sermaye var. Uzumuzu geri kaybettik. Bir saniye bir bakalım da. Tamam şey diyor, nevi değişikliğinde diyor ilk işletmenin envanterine girdiği tarih. Tabii bunu iktisadi kıymetlerle ilgili söylüyor da aynı şekilde sermaye içinde aynı şeyi uygulayabiliriz diye düşünüyorum. O zaman şahıs şimdi limitetten anonim ya da anonimden limitete dönse tamam ama bu şahıstan şirkete dönenler için de... Ayrı bir düzenleme yok. Bu düzenleme dışında tevlidi herhangi bir düzenleme yok. O zaman şahıs firmasındaki sermaye ödemelerinin de tarihleri var. Evet. İşte bu tür şeyler hani tebliğde çok açık olmadığı için ben mukteza ile ilerleyin derim yani çok tereddüt ediliyorsa. Daha önceki bir eğitimde var. Bakın eğitim bununla bu yorum gerektiren bir şey olsa ben ne dersem de yanlış veya doğru değil. Kim ne derse çünkü tebliğdeki tek düzenleme bu konuyla ilgili. Yani hele arkadaşın adı neydi? Türk filmi gibi bilanço çıkartıyorlar. İki kere bölünmüş, üç kere birleşmiş. Yani onu düzeltmeye kalkmak için nüfusu evet. Buyurun. Kasım ayında Hazreti Farkas'ın satın aldı. O da 2023 yılında hiç fatura kesmedi. Bunlar ilgili bir daha bir baştan alın ya. Geniş İpek kuruldu. Tamam. Komple satın aldı. O da 2023 yılında hiç faaliyetli olmadı. Hiç fatura kesmedi. Bu konuyla ilgili amortizmasıyla ilgili görüşürüz. Saydırmayın. Amortisman. Evet.
Şöyle, amortisman ayırması için kural şu, işletmede kullanılmaya hazır olması yeterli. İlla ki fatura kesmesi zorunlu değil. Değil. Amortisman ayırabilirsiniz. Ayırmazsanız kaybetmiş olursunuz. Ama ayırıp geçmişi zarar olarak izleyen yıla taşıyabilirsiniz. Biraz yoruldunuz biliyorum arkadaşlar ama ben bütün sunumlar ve şeyler burada arkadaşlar. O da paylaşabilir şeyde başkanım. Hem enflasyon düzeltmesi örneklerim var, hem sunum var, hem de bugünkü kurumlar vergisi var.